Mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Amatörce programıyla tekrardan karşınızdayız. Bugün amatör ligde, Şanlıurfa amatör liglerinde maçlarımız oynandı. Playoff maçları bitti ve ilk şampiyon belli oldu. Liglerin bitimine 3 hafta kala Eyüpspor şampiyonluğunu ilan etti. Eyüpspor ikinci amatör C grubunda yer alıyordu. Son 3 haftaya girilirken şampiyonluğunu ilan etti ve birinci amatöre çıktı. Tebrik ediyoruz Eyüpspor'u ve bu hafta oynanan maçlar, skorlar ve puan durumlarını ekranlara getiriyoruz. Eyüp Ebelesi 2. Amatör A grubu 11. hafta karşılaşmaları: Ankaraspor 3, 75. Mesleki Teknik Lise 2, Yenice Spor 1, Yıldırım Gücü 1, Ceylanpınar Demirspor 3, Suruç Belediye 0, Fatih Spor 4, Bağlarbaşı 0. Evet, 75. yılda ilk mağlubiyetini aldı. 27 puanla lider. 2. sırada Ceylanpınar Demir'in 15 puan var. 3. sırada Fatih Spor'un 14. Yine 14 puanla iki takımdan Ankaraspor 4. Bağlarbaşı 5. Suruç Belediyespor 11 puanla 6. Son 3 sırayı alan Sancaktar Spor 10 puanda. Yenice Spor 10 ve Yıldırım Gücü 10. B grubu 11. hafta: Kendirspor 3, Yaylakspor 2, Sefaspor 0, Göklüspor 2, 63 Emingücü 3, Edessaspor 3, Pirsuspor 2, Harranspor 1. B grubunda Edessaspor 25 puanla lider. 2. sırada Pirsuspor 21 puanda. 3. sırada Sefaspor 19 puanda. 18 puanlı Kendirspor 4. ve 1 maç eksiği bulunuyor. 14 puanlı Yaylakspor 5. sırada, 11 puanlı 2 takımdan Harranspor 6. Göklüspor 7. 5 puanlı 63 Emingücü 8 ve son sırada Bağmancı'nın 2 puanı var. C grubu: Özkarakeçili 2, Urfa Gücü 1, Eyüpspor 5, Haliliyespor 1, Şutipspor 3, Bilecik Kelaynak 0, Yenişehirspor 3, Şanlıpolat 2. Evet, Eyüp 31 puanla şampiyon oldu. Bu hafta şampiyonluklarını ilan ettiler. Bilecik Kelaynakspor 19 puanla 2. 16 puanlı Şutipspor 3. Yenişehirspor 15 puanla 4. Şanlıurfa 14 puanla 5. 6. sırada Haliliyespor'un 13, 7. sırada Urfa Gücü 9 ve son sırada Özkarakeçili'nin 6 puanı bulunuyor. U19 playoff grubu 5. hafta sonuçları: 11 Nisan Spor 1, Hilvan Belediye 1, Badırlı Gençlik 0, Tarım Spor 1. Evet, ilk 3 sırayı paylaşan Hilvan Belediye Spor, Tarım Spor ve 11 Nisan Spor Şanlıurfa'yı Türkiye Şampiyonası'nda, bölge şampiyonası'nda temsil edecekler. Hilvan Belediye, Tarım ve 11 Nisan Spor'u kutluyoruz. Hilvan Belediye 8 puanla ligi bitirdi. 2. sırada Tarım Spor'un 7, 3. sırada 11 Nisan 6 puan. Badırlı Gençlik 4 puanla 4. sırada, Karaköprü puan alamadı. Evet, karşılaşmalar bu şekildeydi. Yine Şanlıurfa Spor'dan hemen girelim. Şanlıurfa Spor bu hafta deplasmanda Ankara takımı Buksaç deplasmandaydı ve karşılaşma 0-0 bitti. İyi bir avantaj alabilirdi ama maalesef mağlup oldu. 11 Nisan Spor'u söylemeye gerek yok. Destan yazmaya devam ediyorlar. Bugün Dersim Spor'u 3-1 net bir skorla mağlup ettiler ve 4. sıradaki yerlerini korudular. İsmail Doğan, 11 Nisan ve Mehmet Kolbudak Başkan'ı tebrik ediyoruz bu konuda. Ve Bal Ligi'nde kalmayı garantilediler. Siverek bugün 63-62 Pertek Spor deplasmanındaydı. Onlar da 0-0 berabere kaldı ve Büyükşehir Belediye ile playoff maçı oynayacaklar Bal Ligi maçı için. Karaköprü Belediye yine üzmeye devam ediyor. Kendi sahası ve seyircisi önünde maalesef bugün Büyükçekmece Tepecik Spor'a 3-1 mağlup oldu ve büyük bir yara aldı, ağır bir yara aldı. Maçın henüz 5. dakikasında da 1-0 öndeydi ama onu da konuşacağız Karaköprü'yü konuklarımızla. Maçlarımız bu şekildeydi. Bugünkü konuklarımız Geç Karakeçiler Kulüp Başkanı Sayın Mehmet Ali Subay. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Yeni Hal Spor Kulüp Başkanımız Ahmet Çiftçi. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün amatörde konuşulmayacak konu kalmaz diye ben düşünüyorum. Çünkü gündem yoğun, olaylar yoğun. Sosyal medya üzerinde de bazı yazılar var. Onları da değerlendireceğiz. Başkanım, ilk önce isterseniz sizden başlayalım.
Karaköprü Belediye kötü gidiyor. Zaten bunu her zaman söylüyoruz. Ama 11 Nisan'ın müthiş bir şey var, yükselişi var. 11 Nisan gerçekten destan yazmaya devam ediyor. Çok yakın arkadaşlarımızın da idaresinde olduğu için bu konuda da çok mutluyuz. Evet. Belediye spor zaten Siverek Belediyesi ile karşılaşacak büyük ihtimal. Hı hı. İnşallah o maçta da bir sıkıntı yaşanmadan o maçın bitmesini temenni ediyorum bundan sonra. Hı. 11 Nisan gerçekten de yani desteksiz bir şekilde buraya gelmesi zaten büyük bir mucize. Bu tabii benim şahsi görüşüm. Ama Mehmet Kolbudak abimiz olsun, başkandan başlayalım ki hani maksat kızmasınlar diye. İsmail Doğan abimiz, zaten onu zaten konuşmaya gerek yok. Adam kendi kendine bir imparator. Herkesin bir imparatoru varsa Urfa'nın da bir imparatoru İsmail Doğan. Ben bundan sonraki maçlarında onlara başarılar dilerim. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Başkanım, bir de sizden bir yorum alalım. Urfa Spor, 11 Nisan ve Siverek Belediye. Öncelikle amatörün sesinde sağ tüvalesine bize verdiği desteklerine teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz başkanım. Öncelikle Urfa Spor'dan başlayalım. Evet. Biz sezon başıydı. 3. haftamız canlı yayında burada çıktık. Urfa Spor bu ligin çoğu üstündeydi. Evet. Ne yaptı? Elindeki kadroyla oynadı. Oyuncularla oynadı. Hal hazırda playoff'a kalacak. Evet. Şampiyon biraz zor görünüyor. Üstüne de oynuyorlar. İkinci Karaköprü. Bütçesi kuvvetli bir, en çok para harcayan kulüptür. Evet. Ama sadece düşmeyle arasında 6 puanlık bir fark var. Doğrudur. İnşallah düşmeyiz. Hı-hı. Biz zaten bir takım çıkarmak için çok emek harcıyoruz. Evet. Üçüncü sıra bu sefer 11 Nisan'a gelin. 11 Nisan günü gününe hepimiz Urfa'da Mehmet Kolbudak'ı takdiri şayan ediyoruz. Arkasında da Mehmet Kolbudak'la tek bitmiyor bu işler. İsmail Doğan gibi bir hoca da var. Urfa'da seviliyor. İsmail Doğan'a da burada büyük bir destek kitlesi var ve 11 Nisan'ın başarısı da zaten arkasındaki destek kitlesinden geliyor. Evet. Gelelim belediye. Hı hı. Belediyeden Siverek Belediye arasında bir playoff maçı oynayacak. İnşallah Ahmet Başkan dediği gibi kazasız belasız bir maç olur. Hak edenin tekrar Bal Ligi'nde, hak etmeyenin de Süper Amatör'de başarılar dileriz ikisine de. Evet. Aslında ilginç bir maç olacak Siverek Belediye. Bugün benim dikkatimi çeken benim açımdan aslında o konuyu ben dedim ki şu anda Galatasaray maçı var Trabzonspor'la son dakikalarda girirken Siverek Belediye ile ilgili özellikle Siverek Belediye'nin taraftarıyla ilgili ben bir serzenişte bulunacaktım. Bugün iki araba dolusu geldiler. Dersim Spor'un taraftarları içerisinde Dersim Spor'u desteklediler. Bir şehrin takımı gelip de deplasmandan gelen bir tane rakibi destekleyemez. Konu her ne olursa da olsun. Kesinlikle. Urfa'da futbol nereye gidiyor başkanım? Böyle bir sistem var mı? Şu yapıldı ama Dersim Spor'un yöneticisi de geldi. Orada saha görevlisi olan arkadaşlara dedi ki biz Siverek'in taraftarını kendi taraftarlarımız içerisinde istemiyoruz. Evet. Yani bu kadar basite indi Siverek taraftarı. Ben Siverek'i çok seviyordum. Ama bugün yapmış olduğu hareket bana çok ters geldi. Her ne olursa olsun. Şimdi gerçekten de her ne olursa olsun Siverek Belediye Sporumuzun bu tür şeylere ihtiyacı yok. Evet. Yani böyle başkalarını desteklemeye ihtiyacı yok. Siverek Belediyesi'nin dedim. Evet. Ama Siverek Belediye Spor'un kadrosu, yönetim kadrosunu taraftarların yaptığı onları bağlamaz. Evet. Önce Siverek Spor Kulübü büyük bir kulüp. Evet. Burada ihtiyacı olduğunu ben sanmıyorum. Playoff maçında da onlara başarılar diledim. Ama eğer öyleyse ben gitmedim. Ama eğer öyleyse gerçekten de bizim için çok büyük bir ayıp olmuş. Evet. İnşallah bundan sonraki süreçlerde böyle bir şeyler yaşanmaz. Şimdi biz esas ben oradan konuya gireceğim. Güzel bir konudan girdiniz. Şimdi bir yıl önce biz arkadaşları böyle yan yana getirmek için büyük çaba harcadığımızda dedik ki gelin biz bütün düşmanlıkları bitirelim. Evet. Biz dost olalım, kardeş olalım. Bu nasıl düzelir? Evet. Bunun iyi düzelebilmesi için, yani düzelebilmesi için dostlukları bağdaştırmamız gerektiğini söyledim ben. İnsanlar işte Ahmet Başkan acaba ne bekliyor? Acaba bir
beklentisi mi var falan diye beklerken asla Ahmet Başkan'ın hiçbir beklentisi yok. Hatta bu saatten sonra şöyle de söyleyeyim. Bugün benim son yayınım. Ben bu saatten itibaren yeni Halspor Kulüp Başkanlığı'nda da istifa ediyorum. Yani kimse beklemesin. Yani işte Ahmet Başkan acaba ASKP Başkanlığı'na falan mı ya da yönetimine falan mı ya da hiç yadalara gerek yok. Ben Mermerciler Karacılar Kooperatif Başkanlığı yaptım. Kendi isteğimle istifa eden tek başkan benim herhalde Urfa'da. Ben yeni Halspor Kulüp Başkanı dedikleri zaman bile yani böyle utanarak yani başkan denilmesinden böyle çok da keyif alan biri değilim. Yani kelimesinden demek istiyorum. Evet. Halspor'dan demiyorum. O kelimeden rahatsız oluyorum. Şimdi biz böyle dedik ki kardeşim gelin biz bir kardeşlik yapalım. Hiçbirimiz deplasmana gittiğimiz zaman ya da evimize gelen insanları güzelce bir şekilde ağırlayalım ve gönderelim. Kardeşçe biz bu sporu konuşurken insanlar diyor ki amaç Urfa futbolu. Tamam. Emenna. Kelimelerde sıkıntı yok. Ağızlardan çıkan kelimelerde de sıkıntı yok. Ama geliyoruz kalplere aman ya Rabbi. Hiç samimiyet yok. Şimdi isim vermiyorum. Kimse de bana cevap vermesine gerek yok. Ben isim vermiyorum zaten. Kendimden bahsediyorum. Ya Ahmet Başkan kimi kastetti falan kimse deyip de kendi kendine orada şey çıkarmasın. Yani böyle malzeme çıkarmasın. Gerek yok onlara. Şunu söyleyeyim. Biz eğer benim dediğim şartlarda uzlaşmış olsaydık arkadaşça böyle bir kadro kurabilseydik. Amatör spor kulüpleri federasyonu için söylüyorsunuz. Evet evet. Kulüp için değil. Zaten evet. Süverek Spor Kulübü bizim ASKP'mize bağlı değil mi? Evet. Bütün kulüpler bizim ASKP'mize bağlı değil mi? Hı-hı. Biz onları da düzeltirdik. Süverek seyircisi de bugün rakip seyircinin içerisinde olmazdı. Bizim yanımızda olurdu. Her ne olursa olsun zaten sen 15-20 gün sonra her neyse bilmiyorum tarihini falan bilmiyorum da o tarihte sen yine bir Urfa çocuğuyla karşılaşacaksın. Hı. Belediye sporla karşılaşacaksın. Sen de bizimsin, belediye de bizim. Ne fark eder ki? Ben de o maça gideceğim. Hı. Kısmet olursa seyredeceğim. Ama Allah yukarıda şahit o bizden, bu sizden demeyeceğim yani. Ben oraya futbol seyretmeye gideceğim. Süverekli kardeşlerim de benim kardeşim. Belediye sporun yöneticileri de benim kardeşim. Biz oraya seyirci olarak gideceğiz. Önemli olan keyifli bir şey seyretmek. Evet. Keyifli olabilmesi için önce kalpleri temizlemek gerekiyor. Biz bir şeye atılım yapıyoruz insanlar. Acaba hiç acabası yok kardeşim. Bu saatten sonra ben zaten yeni Halspor Kulübü'nden istifa ediyorum. Herhalde kulüp başkanı olmayan da ASKP başkanı olamaz. Yönetime giremez. Doğru mu? Ha bundan sonraki süreçlerde de biz kendimize 5 yıllık periyotta kendimize seçtiğimiz arkadaş olarak seçtiklerimiz var. Bir de hani futbolda futbol ayrı arkadaşlık ayrı derler ya. O futbol başka arkadaşlık başka diyen insanlarla da asla muhatap olmayacağız. Kendi işimize bakacağız. Bizi üzdüler. Allah onlardan razı olsun. Hakkımızı da helal ediyoruz onlara. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Aslında ileride bu sorarsanız gereken cevaplar bugün hepsi verilecek. Sorusu olan hiç açık kalplilikle bugün her şeyi söyleyebilir. Evet ama sorabilir. Ben işin heyecanına, sıcaklığına bırakıyorum. Çünkü Halspor'un sizin gibi başkanlara ihtiyacı var her zaman. Biz sizi Halspor'un başında görmek istiyoruz her zaman. Sayın Başkanım, bir de sizi değerlendirelim. Şimdi seyirci bakımından bugün Genç Karakeçiler Spor'da taraftarı bakımından zengin bir kulüp. Ayrıca konumuz çok yoğun olduğu için gündem ben hayırlı olsun da demeyi unuttum aslında. Genç Karakeçili Spor kümede kaldı. Genç Karakeçili Spor kümede kaldı ama eleştiriler de var Genç Karakeçili ile ilgili. Önce şunu söyleyeyim. Bir Urfa takımını, bir Siverek Belediye'den ben bahsediyorum. Siverek Belediye Kulübü'nü Ahmet Başkanım dediği gibi aradan çıkaralım. Ama bugün Siverek Taraftarlar Grubu var. Benim bildiğim Onur İşbilen programımızda o da sürekli izliyor. Muhtemeldir ki şimdi artık bize döneriz çünkü Galatasaray Trabzonspor maçı da bitti. Şimdi Siverek'in buraya iki tane araba taraftar çıkartmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bana çok ters geldi. İlk etapta bir Urfa takımıdır. İkisi de Urfa takımıdır. Bana ters geliyor. Ne olursa olsun sonuçta ikisi de zaten Urfa'nın
Urfa'yı temsil ediyorlar. Evet. Şimdi ne diyorlar? Bal Ligi'nde Şanlıurfa takımları. Evet. 11 Nisan Spor Kulübü, Süverek Belediye Spor Kulübü. Evet. Yani başka Dersim Spor yazmıyor. Doğrudur. Pertek Spor yazmıyor. Hı-hı. Ne yazıyor? Bu ikisini yazıyor. Yanlışlardı. Herhalde onlar da playoff oynamamak için evet. bir canla başla şeylerdi. Taraftarların yaptıklarını tasvip etmiyorum. Evet. Ama şunu da unutmamak gerekir ki bugün Siverek Belediye eğer bölgesel ligde oynuyorsa bu da 11 Nisan'ın sayesinde olmuştur. Çünkü 11 Nisan kulübü geçen sene Araban Belediye o son saniye golünü atmamış olsaydı Siverek Belediye çıkamazdı futbolun, bölgesel lige. Futbolun nankör bir meslek olduğunu zaten her ortamda söylüyoruz. Evet. Futbol nankör bir oyundur. Evet. Nedir? Şimdi bak doğru söylediniz. 11 Nisan olmasaydı Süverek 11 Nisan'la playoff maçı oynayacaktı. Evet. Belki de çıkamayacaktı. Evet. Süper amatörde oynamaya devam edin. Çıktı olsun bir tecrübe oldu süper amatör şey için. Bir maç kalmış. Sen çıkıp gelip belediye spor oynayacaksın. Ya kısmetse bak kısmetse diyorum. Geçen sene biz de playoff maçı oynadık. Aynen. Kısmetse zaten balda devam edersin. Kısmetse süper amatöre gelirsin. Hatalarından ders alırsın. Dünyanın İyi bir tavuk kurup bir daha çıkarsın. Evet. Dünyanın da sonu değildir. Dünyanın yani, sonu da ben dersimi destekleme gibi. Ben hayatta bak ben ne diyorum. Urfa takımları dışında takım desteklemem. Evet. Ben en basitim. Kendi takımım dışında kolay kolay gidip bir takımı bile desteklemem. Evet. Giderim seyrederim. Alkışlarım. Bak 11 Nisan Spor maçlarına gittim. 3-4 tane maçlarına gittim. Hı-hı. Maçlara gitmeyi bile sevmiyorum. O kadar artık nefret ettim. Millet dışarıdan diyorlar da Ahmet Başkan'ın dediği gibi kim sormak istiyorsa bugün sorsun. Kara geçilip kavgacı bir takımdır. Hı-hı. Ben de diyorum benle maç yapıp kavga ettiğim bir takım varsa sorsun ya Sabri Hoca burada ismini okumasın. Desinler ya biz de kavga yaptı. Benle maç yapmadan diyorlar. Biz de Süverek seyircilerin bir iki kişinin yaptığını bütün kulübe bağlamamamız lazım. İnşallah bilinçsiz gelmişlerdir. Mehmet Ali Başkanımın sözünü kesmeyeceğim. Öyle bir onu teyit edin. Biz de başarı için her şeyi mubah anlayışıyla evet. gittiğimiz süre içerisinde biz futbolda bir tane adam yetiştiremeyiz. Evet. Hatta ve hatta futbolu bırakın adam bile yetiştiremeyiz. Şimdi futbolda her şey mubah mı? Programa biraz geç kaldınız. O sebepten dolayı reklam arası gelmiş. Biraz erken bitireceğiz. Erken vermek sıkıntı gerekiyor. Yok, çok kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, aradan sonra birlikteyiz. İlk bölümü ağırlıklı olarak Siverek Belediye taraftarlarını ayırmıştık ve hem ben başta olmak üzere hem de konuklarımız Siverek Belediye taraftarlarının yapmış olduğu hareket bugün Dersim Spor'u Urfa'da desteklemeleri bizler tarafından kınandı. Tekrar söylüyorum ki taraftar grubunun başında Onur gibi bir kardeşim olmasına rağmen buna bir engel olabilirdi. Bugün Siverek Belediye'nin bunu yapmaması gerekiyordu. Yani gelip rakiplerini izleyebilirlerdi. Tabii ki gönül isterdi ki onlara göre yani 11 Nisan yenile kendileri de galip gele ki playoff'u Büyükşehir Belediye ile oynamaya ama bugün alenen Dersim taraftarlarının içerisine girip Dersim Siverek omuz omuza deyip Urfa'nın takımını devre dışı bırakmak hiç hoş bir hareket değildi. Bunu dile getirdik birinci bölümde. Aynı zamanda şunu da parantez içinde açıyorum. Dersim Spor'un yöneticileri saha görevlilerine doğru geldiler ve Siverek taraftarlarını kendi taraftarları içerisinde görmek istemediklerini orada da polis devreye girip Siverek taraftarlarını kale arkasına doğru götürdüler. Bunda bir dipnot olarak düşelim. Başkanım, futbolda her şey mubah mı? Orada kalmıştık. Yani kazanmak adına futbolda her şey yapılır mı? Vallahi ben 5 yıllık başkanlığım döneminde Urfa'da asla her şey mubah. Futbolu boş ver. Başarı için her şey mubah. Yani sen galip gel, karşındaki kırılmış, üzülmüş, dökülmüş asla hiç önemli değil. Adam galibiyetin peşinde. Evet. Şimdi biz de diyoruz ki işte biz o bir yıl önceki seçimlerde biz hani dedik ya yahu yapmayalım etmeyelim kurban olayım yıkmayalım dememizin sebebi birkaç yıl içerisinde biz bunların hepsini düzeltecektik. Evet. Birkaç yıl içerisinde. Hı hı. Kardeşliği pekiştirecektik. Evet.
Son zamanlarda hiç böyle futbolcu çıktığını ben duymadım. Siz duydunuz mu da bilmiyorum. Urfa'da bir futbolcu yetişmemiş. Futbolculara büyüklerimiz dikkat etsinler. Sahaya çıkarken adam 40 dağı yaratmış gibi çıkıyor bak. Kollar bir tarafta, saçlar bir tarafta. Futbol değil de kendi kendine artistlik yapıyor futbolcu. Dikkat edin. Hem de 17-18 yaşındaki çocuklar. Vallahi benim başkanım şeydir. Abdurrahman Çadırcı. Daha ölmemiş sağdır. Halen onu gördüğüm zaman eline eğiliyorum ve onun olduğu yerde ben hiç konuşmamışım daha. Bazen maçlarımızı cumartesi, pazar falan hani böyle şey yapıyorlar ya da saatler falan. Ya diyorlar Abdurrahman Çadırcı tertip komitesinde olduğu için ya ben onu nasıl arayıp bunu söylerim. Yaş kaç? 50. Benim yaş 50. 50 olmasına rağmen halen ben ondan utanıyorum. Ona karşı asla ve asla saygısızlık yapmadım. Şimdi adam başkanı dinlemiyor. Aslında şu anda başkanlar da başkan falan değil. Futbolcular başkan, başkanlar da köle. Şimdi desem ki başkanlar köle, yine kimse bana cevap vermemesi adına şöyle söyleyeyim. Söylerken kendi adıma söylüyorum. Hiç kimse polemiğe girmesin. Bu saatten sonra kimseyle de polemiğe girmeyeceğim. İyi veya kötü kimseyle de böyle bu konuları tartışmayacağım. Ben 5 yıllık periyotta futbolculara kölelik yaptım. Onun için bundan sonraki süreçlerde yapmama kararı aldım ve yapmayacağım. Büyüklerimi davet ettim. Büyüklerimi davet ettim. Acaba bir şeyleri düzeltebilir miyiz diye beraber. Ben de el ayak öperek birilerine yan yana getirmeye çalıştım. Bunu ben de başaramayınca başarılı olmadığım yerden de gitmek de benim için artık kaçınılmaz olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde gönül ister ki her zaman kardeş gibi birleşelim. Ama olmuyorsa da yapabilecek bir şey yok. Evet. Bu saatten sonra da bizim hiç böyle. Ama yine söylüyorum. Benim samimi dostlarım içerisinde tartıştığını tartışan, kavga eden olursa ben yine araya gireceğim. Yine barıştıracağım. O sizden, bu bizden dememek için elimden geleni çabayı harcayacağım. Kimse de yani acaba bunu ne bekliyor falan, ben hiçbir şey beklemiyorum. Hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Bak bugün geçen sene Ferhat Karadağ katıldı aramıza. İnanır mısınız adamın yaş itibariyle benden küçük olmasına rağmen onu gördüğüm zaman, onun yanında konuştuğum zaman haya ediyorum. Haya ediyorum ya. Adam en az benden 20 yaş belki küçüktür. Vallahi ben onu gördüğüm zaman diyorum ki ya acaba olur da kalbini kıracak bir kelime söyler miyim diye. Ferhat Eyüboğlu, Halit Başkan, Adnan Başkan'ın karşısında daha ben konuşmamışım. Yani onun kaldırdığı bir taşı ben daha kaldırmamışım. Daha ismini sayamadığım bir sürü insan var. Ama gel gör ki yani bunların yanında diğerleri de var. Futbolla alakası olmayan insanlar var. Diyecekler ki Ahmet Başkan sen futboldan anlıyor musun? Ben belki futboldan anlamıyorum ama insanlıktan iyi anlıyorum. İnsanlığın olmadığı yerde değil futbol, hiçbir şey olmaz. Zaten bizim kaybettiğimiz nokta bu. Seçim döneminde arıyorsun adamı. Adam hem o tarafa hem bu tarafa söz vermiş. Ben de bir aracı olarak böyle acaba böyle bir bakayım hele bu gerçekten neri tarafa vermiş diye bakıyorum. İnanır mısınız? 3 tane bak, 2 taraf. Bir de tarafsız olan ben. Adamın nereye verdiğini çözemedik. Çözemedik ya. Adam o kadar fırıldak. Taklacı kuş. Taklacı kuş gibi. Evet. İnsanları birbirine bırakmak onlar için mubah. Evet. Acaba ne kazanabilirim? Acaba ne bana ne verirler buradan? Acaba birinden ne kadar para alabilirim? Ha, onun yanında dik duran arkadaşlarımız yok mu? Var. İbrahim Tekyatlı, Murat Başkan'ın arkasında durmuş. Mehmet Ali Sobay kardeşim, Murat'ın yanında durmuş. Mutlaka Aktaşoğlu kardeşimin yanında duran, dik duran insanlar vardır. Herkes bunlar gibi değil ki abi. İnan ben bir başkan benim iş yerime geldi. Dedi ki ya başkan sen sus da.
Sen merak etme, yarın bunlar bize para da verirler. Bu kulüp başkanı. Ha, kulüp başkanı. Bunlar bize para da verirler. Ya arkadaş, bir kulüp başkanı bir diğer üyenin, yani başkan adayından adayının çoluk çocuğunun nafakasını alıp cebine koyabilecek kadar küçülmüşse o başkan falan değil. İşte ben de dedim ki madem böyle başkanlar varsa gelin biz bu işi düzeltelim. Birbirimizi kırmayalım. Zaten hala hazırda sizin 9 tane yönetiminiz var. 3-5 oradan girsin, 3-5 oradan girsin. Hatta yönetim ya işte az olur falan diye. Ben de bilmiyorum ya. Ya dedim madem öyleyse bunu biz 23-24'e çıkaralım yönetimi. Maksat ki anlaşma olsun. Allah razı olsun. Aslında biz kısmen bazı arkadaşlarımızı yan yana getirdik ama getiremediğimiz insanlar oldu. Biz de pes ettik. Zaten siz bazı olayların sorularını da büyük ihtimal soracaksınız. Evet, onun için onları sırası geldiğinde size soracağım. Fazla da konuşmayayım ki maksat Mehmet Yusufay biraz tehlikelidir. Zaten efendim, bakışlarından da tehlikeyi anladım. Ben seziyorum. Anladım. Başkanım, sizin üzerinizde de epey bir gelindi. Genç karı keçiler, işte ilk süper amatöre çıktığınız zaman genç karı ilk düşecek olan takım genç karı keçiler ve siz de dediniz ki biz bu ligden düşmeyeceğiz. Şimdi düşmeyeceğiz dediniz. Bir yanlış evrak düzenlemesinden kaynaklanan bir probleminiz vardı. Ligden ihraç, ondan sonra karar değiştirildi. Eksi 9 puanla başladınız. Ligin son 2-3 haftasına girilirken Telekom Spor alındı. Telekom Spor son 2-3 maça çıkmadı, düştü ve genç kara keçiler aslında dediğiniz oldu, ligde kaldı. Şimdi spor camiası şunu diyor. Diyor ki Mehmet Ali Sobay hile yaptı. Biz hülle dedik, onlar hile dedi. Şimdi ilk önce ben genç kara keçiler süper amatörde kaldığı için ilk önce başta kulüp başkanı siz olmak üzere yöneticilerinizi tebrik ediyorum. Çünkü ligde kaldı genç kara keçiler, şu anda süper amatörde. Bu konuyla ilgili sizin fikirlerinizi alalım. Öncelikle bazı arkadaşlar hile diyor, bazıları hülle diyor, onu geçelim. Evet. Lig başladım. Başlamamıştı. 3 hafta vardı. Evet. Bir arkadaşla bir konuştum. Hı hı. Bana ilk kelimesi budur. Haran Spor. Evet. Genç Karageçiler Spor Lig'den düştü. Evet. Şampiyon dedim kim? Dedi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye. Yani her şey belli. Bu her arada şey belli. Son dakika haberi de geçiyor. Ahmet Çiftçi'nin Hal Spor Kulübü Başkanı. Her şey belli. Bak evet. Ben bunu ispatlaya da veririm yani söyleyene. Evet. Şimdi canlı yayında söylemem de isteyen arkadaşlar oldu mu gelsin. Yüzde söyleyeyim. Evet. Düşen takımlar Haran Spor, Genç Karaçeli Şampiyon Büyükşehir Belediye. Evet. Ya arkadaş dedim futboldur. Neden yani düşen takımlar? Hadi Büyükşehir Belediye anladık. Rakip kalmamış. Akçakale vardı. Akçakale'de iyi bir takım kurmazsa anlıyoruz. Neden düşen Genç Karaçeli? Evet. Herhalde o da kendine göre bir duyum almıştır. Belli bir şeyler vardı. Biz evrağa gelelim. Evrağa gelelim. Hı hı. Biz evrakta bak bazıları diyor yani biz kendi aramızda artık gerçeği konuşalım. Sahtecilik diyor. Evet. Ben sahtecilik yaptığım bir oyuncuyum. Hepimiz kulüplerin içinden geliyoruz. Oynatırım. Eğer ben bir adama degecek bir şey yapmayacaksa oynatırım ben. Evet. Ben de gittim bak bizzat ilk başta Sayın Mehmet Aktaşoğlu bana inanmadım. Evet. Atna bak zaten açıklayacağım yavaş yavaş geleceğim. Atna yükselir. Bu dosyamı Malatya'da görmüş. İnanmadı bana. Mehmet Ali Soba yapmış oynatmış. Gittim bizzat Mehmet Aktaşoğlu'nun yanına odasına gittim. Dedim Mehmet abi eğer ben bu çocuğu yapacağımsa oynatmam lazım. Evet dedim. Dedim geçen seneki maç programı listesini istedim Mehmet abiden. Hı hı. Almış. Çocuğun sadece oynadığı 3 maç var. O da ligin ilk 3 haftası mı 4 haftasında 3 maç oynamış. Hı hı. Buyurun Mehmet abi dedim. Ben şu yaptığım bir adamı risk alıyorum. Ben risk aldığım bir adamı da oynatmak zorundayım. Tamam ben sana inandım. Hı. Bana inandıktan sonra Mehmet abi bizzat bak burada da söylüyorum. Malatya'yı aradım. Fahrettin Bey'im. Ankara'yı aradım. Taceddin Bey'im. Evet. O arıyor ki tabii ki ondan gizli ben de arıyorum.
Ve Fahrettin Bey'i de aradım. Bak bana tek bir lafı, konuşma bitti, telefonu kapattım. Bir dakika sonra bana bir daha geri dönüş yaptı. Ya dedi kardeşim, dedi sana bir şey söyleyeyim, dedim söyleyeyim başkan. Dedi senden ricam, Urfa'daki bütün başkanlara söyleyin, evrakta sahtecilik yapmasın. Dedim başkan kimse bilinçli yapmaz. Bak ben kendim diyorum, bilinçli yapmam. Cezasını biliyoruz zaten. Dedi senden ricam, bak ben inandım sana dedi. Dedi ben kendim de Ankara'da oy hakkım var. Evet. Ben oyumu sana ana kullanacağım. Kullanıyoruz tabii ki, bu sürekli bir şey. Bu maçlara da bir ara çıkamadık. Evet. Oyuncuları inandıramıyoruz. Başkan diyor, biz kime soruyoruz? Dönüşü yok. Çünkü kitapçıkta yazıyor. Evrakta oynamak, ne? Bir alt lige, alt ligde de -6 puanla başlamasını. Kitapçık net bir kuraldır. Biz dedik sürekli biz bunu çevireceğiz. Çevireceğiz. İlk etapımız bunu çevirmek. Hani de, ligde de kalacağız diyoruz. Hı hı. Çünkü süper amatörde 3 takım çıkar, 3 takım dışında takım yoktu. Evet. Takıma diyorum bak biz ligden kalacağız, bir türlü inandıramadık. Hı hı. Öyle böyle karar geldi, bu evet. Sefer geç kaldık. -9'u toparlamak, bir üstü yakalamak çok biraz zor. Olacak. Bir de sporcuların bir kısmı da o anda ayrılmış. Sporcuların zaten bir 5-6 tane sporcu da ayrıldı. Biz düşmüşüz. Biz düşmüşsüz geç çocuklar, belki gene maçı bitirler dedi. Başkan biz maça çıkamayacağız bundan sonra. O olaydan dolayı ayrıldılar, ben de izin verdim. Dedim şimdi bırak gitsinler, evet. Sıkıntı yok. Gemiyi terk etmek isteyen kim olursa olsun, gemiyi limana yanaştıracaksın, indireceksin. Hı hı. Yoksa o gemi gider, ileride batar. Evet. Biz ne yaptık? Allah'ın izniyle ilk etapta Ankara'dan, bak ben burada gene söylüyorum, Mehmet Aktaşoğlu ve İbrahim Demirkan. Hı. Bana çok yardımcı oldular. Allah razı olsun. Yardımlar için de ikisine teşekkür ederim. Evet. Ondan sonra geldi, ligde kalacağız diyoruz da biz ilk etapta Telekom'u almak aklımızın ucunda bile yoktu. Ne? Kalacağız diyoruz. Nasıl kalacağız diyoruz? Takımlar stres yaşıyorlar. Kavga gürültü var. Ben de diyorum bir takım iki olay çıkarırsa ligden atılır. Ben her türlü ligde kalırım. Benim projem bu de. Gittim Mehmet abiyle konuştum. Dedim Mehmet abiyle bir şey var. Dedi hayır, 4 tane hükmen de ligden atılır. 4 hükmen. Ha, 4 hükmen de. 2 sefer maça çıkmazsan, evet. 4 hükmen alırsan ligden atılıyorsun. O aslında da Musa kardeşimizin başına bir olay gelmişti. Kızı vefat etmişti. Kızı Allah vefat ettikten sonra takma bir türlü toparlanamadı. Dedi takımı satıyorum. Dedim takımı satıyorsun ben alayım. Evet. Hani bir söz verdik. Çıktık canlı yayında söz verdik. Karagümrük'ü ligde tutacağız. Evet. Hani şimdi düşsek millet diyecek ya, zaten herkes söylüyor. Biraz sonra bir konuya gene değineceğim. Herkes söylüyor. Ya dedim bari alayım bunu. En azından verdiğim söz tutulsun. Öyle veya yani. Böyle. Şimdi ben ne diyorum? Genç Karagelçili spor süper amatörde kaldım. Evet. Ha hile de gel. Kimseyi kızdırmadık da. Kimseye şikayet yapmadık. Kimseye teşvik birbiri de vermedik. Gerçekten hile olsa ASKF buna izin vermez. Gittik hakkımızda olan bir şey. Resmi yollar da var. Bütün resmi yollardan geçe geçe geldik hakkımız olan Genç Karagöç'ü verdiğim sözde yolda tuttum. Ligde kaldı şimdi. Bir de ben dedim ya başka bir konuya değineceğim. Burada Ahmet abi kızmıştır. İnşallah onun başkanlığı için de geri adım attıracağız. Dışarıda hepimiz, bütün kulüp başkanları, bütün yani sporun içindekiler dik duruş diyoruz. Ben özellikle seçimden önce başlayan bir moda. Dik duruşun anlamı nedir? Dik duruş nedir? Ya futbolda dik duruş nedir? Ya da yöneticilerin... Ben bulduğum nokta şimdi ya, ben bazen diyorum dik duruş nedir? Bana kimse bir açıklamasını yapsın, ben diyeyim hevalı. Dik duruş. Ben de Ahmet Başkan maç yapıyoruz. Ben yüzümü dönüyorum, Ahmet Başkan'a selam vermiyorum. Maç esnasında. Nerede dik duruşumuz kaldı ya? Yani bir oyun vermedik diye mi dik duruşumuz bozuldu? Ya da bir maç satmadık diye ya mi dik duruşumuz? Satmadık diye mi dik duruşumuz bozuldu? Hı. Herkes bak, herkesin kendine göre bir haklı tarafları vardır. Şimdi Urfa'da bazı takımlarla insan karşılaşmak istemez. İçlerinden bir takım biziz. Sebebini bilmiyorum.
Keşke sebebini yazsalar, siz de burada okusanız. İsmini söylemeden okusanız. Veren şehirdir. Evet. Süverek'tir. Millet bunlarla karşılaşmak istemez. Ama ben ne yaptım? Üzerimde bencesindeki kara lekeyi attım, hal alamıyorlar. Geçen sene playoff maçı oynadım. Tek bir olay, bir hakaret, bir kelime, bir küfür benim tarafımdan, Badırlı tarafından. Benim tribünlerimden, Badırlı tribünlerinden. Duyan varsa desin vallahi başkan senin tribünden bu küfür geldi, biz duyduk. Siz de oradaydınız, siz de sahadaydınız. Herhangi bir küfür var mıydı? Yok zaten 5000, 6000 kişiye oynandı. Müthiş bir playoff'ta. Biz bu kadar bak seyirciyi yani... toplayabiliriz. Ne dediniz? Seyircili takım. Seyirciler olsun ya. Ben bazı maçlara gidiyorum. 2 tane seyirci benimle birlikte, 3 tane. Ben kendim bırakıp geliyorum. Aslında o seyirci olsunla ilgili de Halil Durmaz'la dün konuşmuştuk. Yine bazı olaylar var. Bana dedi ki ya hocam özellikle bunu televizyonda söyle. Futbol taraftarlı mı oynasın, taraftarsız mı oynasın? Yani çünkü Yıldırım'ın bir tepkisi vardı. Bazı kulüplerin size karşı bir tepkisi var. Vay efendim işte genç karakeçilerin maçları Yenice'de oynanmasın. Orada taraftarları çok. Şimdi bu sene de diyorlar ki işte Yenice Spor'un Yenice'de maçları bizim, olmasın. Ama buna futbol... önce bir cevap vereyim. Evet. Bizim maçlarımız Yenice'de oynanıyor. Keşke şimdi Halfetli bağlansaydım. Evet. Biz Halfetli'ye de seyirci götürdük. Biz Veranşehir'e de seyirci götürdük. Biz Ceylanpınar'a da seyirci götürdük. Biz Bozdoğa'ya da seyirci götürdük. İnsan gitmek isterse Yenice nedir, evet. Arana nedir? Benim için fark etmez. Ha ben Yenice'de oynamışım, ha Arana'da oynamışım, ha üniversitede oynamışım. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Nedir? Bir ot dolmuş tutarsın, bir eli tele bakar. Buyurun gelmek isteyen. Evet. El bindirirsin. 20 kişi mi gelmek? 40 kişi mi oldu? İkinci dolmuş tutarsın. 60 kişi mi oldu? 3 dolmuş. 200 TL bakıyor ha. Yani kimse bize abartmasın Yenice'de. Ben çok şeylerse buradan sana benim hiç maçımı Yenice'ye vermezsin. Evet. Buyurun. Benim maçımı Yenice'ye vermezsen 11 Nisan pazar günü maçlar oynanıyor. Evet. O pazar günü 11 Nisan'a ayrılıyor. Arena 2 zaten yıkılıyor. Benim maçlarımı nerede verecek? Benim maçlarımı ya da Süverek'e versin, ben gidip Süverek'te oynayayım. Yine o taraftarı götürün. Sıkıntı yok. Evet. Bu sefer köyden taraftar gelir oraya. Evet. Ben zaten bak Ceylanpınar'a seyirci götürüyorum dedim. Benim Ceylanpınar'da zaten akrabalarım var. Evet. Veranşehir'de zaten akrabalarım var. Ama futbolun da seyirciyle taraftarla güzel olduğu bir kesinliktir yani. Yani bugün yani. Yıldırım Gücü dün itiraz ediyor işte. Yenice'nin nasıl maçları Yenice'ye versin. Yenice'nin maçı olduğu zaman şimdi bizim playoff maçından hemen önceydi. Tribünler tıklım tıklımdı. Ben dedim ki ya Badırlar yine gelmiş, tribünleri tıklım tıklım etmişler. İnşallah bu maçı alırız. Sonra orada konuşuyordu. Dediler ki hocam bunlar Badır'ın taraftarları değil. Onlar daha gelmemişler. Bunların hepsi Yenice'nin taraftarı. Ne kadar güzel ya, ikinci ya amatörde mücadele ediyorsun ve tribünleri tıklım tıklım dolduruyorsun. Ya şimdi başkanım esas konu ne biliyor musun? Ne? Şimdi başta Hal Spor olmak üzere en az 20 kulüp fuzuli. Niye Hal Spor başta? Laf olsun kulüp diye iş kulüp bunlar. Ben 20 kulübü böyle saymıyorum. Dedim ya kimseye polemik yaratacak bir şey yapmayacağım. Hal Spor diyorum. Laf olsun diye kulüp olmuş. Başarısı yok. Yetiştirisi yok. Hiçbir şeysi yok. Birileri başkanla başkan, futbolcusuna futbolcu desin diye. Evet. Şimdi bir gün duydunuz mu yeni Hal Spor işte falan yere oynamış, falan işte zorla kaçırmış, duydunuz mu? Bazı Hal Spor gibi kulüpler var, bunun maksat ticaret işte, o arada bir şeyler alırsın verirsin işte, dost pazarda görsün ya. Bugün Belediye Spor bir sürü futbolcu yetiştiriyor. Evet. Ya bugün Badırlı Gençlik. Daha bir yıllık kulüp. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Evet. Adamın başarısı ortada. Ya şampiyon oluyor ya direkten dönüyor. Evet. Doğru mu? Haspor'un böyle bir başarısı var mı? Yok. Çamlıdere. Adam çıkıyor yani bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Haspor gibi kaç tane kulüp var? Ben az önce 20 dedim. Evet. O 20 kulübü temizleyeceksin. Öyle laflı olmaz bu işler. Ben şahsen, ben böyle bir şey istemiyorum ama ben olsam futbolun, futbolcunun yetişebilmesi için bir kere benim dediğim kulüpleri buradan ya rica edip kapattıracaksın ya da bir karar alıp kapattıracaksın. Futbolcu yetişmez. Şimdi yetiştirdiğimiz bir tek şey var. Artist. Artistleri iyi yetiştiriyoruz. Kimisi işte birine benzemek istiyor. Kimisi falan futbolcuya benzemek istiyor. Onların da reklamı olmasın maksat. Çünkü ben... Ya kardeşim kendin ol, kendin. Az önce başkanım dedi ki dik duruş, dik duruş. Ne diki ya? Şu kardeşiniz Ahmet Çiftçi konuşsa var ya. Konuşacak ama bu yıl. Yok. Yani kısmen konuşuyorum ama bu kardeşiniz konuşsa var ya. Ama gelmeden önce dediniz ki ben her şeyi konuşacağım. Bu kardeşiniz var. Konuşsa o dik duruştan bahseden insanların ne olduğunu anlatsa, bizzat kendi gözleriyle, yani öyle iftira falan yok. Zaten benim kanımda insanlara iftira atacak karaktersizlik yok. Estağfurullah. Ha. Ben dik duruş diye insanların bir kere rencide etmek istemiyorum. Bak az önce ne dedim? Ben Ferhat Karadağ'ın yanına geldiğim zaman 50 yaşında olmama rağmen haya ediyorum. Ama öyle bir duruma gelmesi gerekiyor ki bütün başkanlar birbirini gördükleri zaman yeni Halspor kulüp başkanı ya da kardeşimizin genç Karageçili kulüp başkanı desinler yani. Başkan çıkıyor tribünde, sırf birileri ona başkan, işte bak tanımayanlar için söylüyorum. Evet. Ya nereden bilecekler benim başkan olduğumu, hele dur hele bir hakeme bir küfür edeyim hele. Hı. Diyen başkanlar var. Bunlar gerekli. Biz bu muyuz ya? Biz bu muyuz? Biz aslanlar gibi çıkacağız. Hatalarımızla, kişiliğimizle, kalitemizle. Yenildin. Ben hiçbir hakem kardeşimizin bir tarafı tutu, hata yapar. Hatta sana çok pahalıya da mal olabilir. Ama vallahi billahi ben şahsen o hakemlere en az, demiyorum içinde 3-5 tane kötü çıkabilir, en az kendi namusum kadar güveniyorum. Ama gel gör ki çıkıyoruz, hakemi bırakmıyoruz ya da seyirci bize küfür ediyor. Geçen Mehmet abiye söyledim, sürekli de böyle söylüyorum, adam da benden bıktı. Evet. Yani bir sürü kavgalar mavgalar falan oldu, hani Birecik'te dedim ya, işte bize küfür ettiler falan. Bunlar, buradan Birecik sporlu kardeşlerimize de, yönetimden de özür diliyorum. Ben bu saatten sonra başkanlık yapmayacağım için haklarını helal etmesini istiyorum. Özellikle üzerlerine çok gittim. Bundan sonraki süreçte de onlara başarılar diliyorum. Bir aramız var ama 1 Nisan şakası değil. Biz bunu çünkü arada söylemiştik. Başkanım 1 Nisan şakası mı? Yok, gerçek anlamda ben istifa ettim dedi. Mesajlarınız gelmiş. Celal Samak'tan geldi, İbrahim Yakışmaz'dan geldi, Mustafa Samak'tan gelmiş, Ömer Karademir'den gelmiş mesajlarımız geliyor. Urfa'da futbol nereye gidiyor? Urfa'da futbol var mı? Futbolcu yetişir mi? Bana göre yok. Yetişmeyecek de, biz bunu da tartışacağız. Ayrıca Akçakale'de son yapılan, aslında Ahmet Başkan'ın istifasının eşiğine getirdiği nokta o. Akçakale'de yapılan bir toplantı var. Toplantının detaylarıyla ilgili bazı noktalara değineceğiz. Bir aramız daha var. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Mersin'den bir mesaj geldi. İsmail Karademir: sevgili Sabri, hiçbir şey için her şey mübah olmaz düşüncesini işlediğiniz için sen ve konuklarına özellikle teşekkür ediyorum. Bu topluma adam gibi adam lazım. Hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Evet. İsmail Karademir'den gelmiş. Celal Samak göndermiş: İyi yayınlar Sabri Hocam. İlk önce çok değerli konukların, Ahmet Çiftçi Başkanı ve Mehmet Ali Sobay Başkanıma iyi akşamlar diliyorum. Ve biz bu camiaya yeni adım attık ve başta Ahmet Başkan ve Mehmet Ali Başkan bize verdiği destekten dolayı sizin huzurunuza teşekkürlerimi sunarım. Samak Spor Kulübü Başkanı Yardımcısı Celal Samak da bir mesaj göndermiş.
İbrahim Yakışmaz göndermiş. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Genç Karakeçiler Spor önümüzdeki sene hedefleri nelerdir ve şampiyon olacak kadro kuracaklar mı? Mahalli takımlar şampiyon olma şansı yüzde kaçtır? Bunu değerlendirelim. Mustafa Samak göndermiş. İyi yayınlar Sabri Hocam. Size ve konuklarınıza iyi akşamlar dilerim. Ahmet Başkan gibi şahsiyetin futboldan ayrılmaması lazım. Samak Spor Kulüp Başkanı Mustafa Samak demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Başkanım isterseniz siz de başlayalım bu sefer. Gelecek sene şampiyonluk hedefi var mı? Şampiyon olma şansı nedir mahalli kulüpler için? O Telekom olayında bir olay kısa kestim. Evet. Önümüzdeki sene, yani şu anda bir 5 senelik periyotta evet. Genç Karageçli Spor Kulübü sadece Mehmet Ali Soba'nın sırtındaydı. Evet. Seneye Sayın Avukat Mehmet Ali Akın evet. birlikte Allah'ın izniyle şampiyonluğa demeyelim de iyi bir takım kuracağız. Evet. Çünkü hani diyor ya eskiden bir şans vardı. Şu an iki. Allah'ın izniyle sene başlayana kadar akrabalar da destek verirse iyi bir takım kuracağız. Şampiyonluk sizin de dediğiniz gibi mali kulüplerde bir 11 Nisan bir ayrımcılık yaptı bir. O bir ilk oldu. İnşallah yani şampiyonluk demeyelim de iyi bir takım kurmaya çalışacağız. O zaman hedefe oynayan bir takım kuracağız. Hedefe oynayan. Yani bu sene 7-8 atanlar sene Genç Karageçli'ye 7-8 atacağız demesin kimse. Hı. Allah'ın izniyle biz diyoruz da sene bu sene biz onları atalım. Evet. Yani diyorsun sene hedefe oynayan bir takımımız mutlaka olacaktır. İlla ki. Sayın Başkanım, Urfa'da futbol bitmiş mi? Urfa'da futbol zaten bitmiş de biz insanlığı kurtarmaya çalışıyoruz. Futbolu zaten artık ben dikkat ederseniz yayına girdiğimiz dakikadan bugüne, bu saate kadar hiç futbol konuşmadım. Biz insanlığımızı düzeltmediğimiz müddetçe hiçbir şeyi, sadece futbolu değil, hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Şimdi az önce Mehmet Ali Sobay kardeşim dedi ki ya işte en kötü ihtimal artık bundan sonra 7-8 atarlar. Ben herhalde bir 3-4 atarlar artık diye düşündüm. Onu söyleyeceğim sandım. Evet. Sağ olsun toparladı. Ben de o arada gülme, yani böyle içimden gülmek geldi. Şimdi başarısız olan başkan. Başarısız olan hoca. Eğer kendi kendine bu kulüp benim. Hani sahalarda eskiden küçükken top oynardık. Top sahibi bir kere topu bilse de bilmese de kendisi oynuyor. Onun için eğer biz kulüplerimizin üzerinden başarısız başkanları, başarısız hocaları atacağız. Bak bir örneği Ahmet Çiftçi. Bak kendime örnek gösteriyorum. Hiçbir başarı yok. Yani futbol adına hiçbir şey dikmeyen bir adam çekip gidecek. Yapabilecek olana verecek, o da yapamadı mı bir başkasına verecek. Başarısız hoca. Eğer hatırlarsanız bir gün iş yerime geldiniz, dediniz ki ya başkan işte böyle kaybettik şöyle, o zaman bırak dedim. Hatırladınız mı? Doğrudur, geçen. Bırakacaksın kardeşim. Bu kimsenin tek eline, takımlar kimsenin tek eline geçmeyecek. Belediye Spor. Gelecek sene diyelim ki hocası İyi değil. Bırakacak arkadaş. Akçakale Spor. Bırakacak. Her zaman değişiklik. Şimdi ben ne diyorum? Ya House Spor zaten benim kulübüm. Benden kimse alamaz. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Başarın yok, hiçbir şeyin yok. Herkes kendi kendine bir kulüp almış. Kulüp benim. Yönetimi de kendimiz kuruyoruz. Başkanlığını da kendimiz yapıyoruz. Kovuyoruz, alıyoruz. Ha futbolcu ne diyor bak burada. Futbolcu yetişmiyor dedik ya. Futbolcunun yetişmemesinin ana sebebi başkanlardır. Hiç kimse kalkıp da ya başkanın suçu ne? Bakın, eskiden başkanlarla konuşmak nasıldı olduğunu zaten anlattım. Tekrar anlatmama gerek yok. Çok yakın zaman, siz böyle bedava bir topçuyu oynatabiliyor musunuz bilmiyorum da. Ender içlerinde birkaç tanesi futbolu seviyor diye oynuyor olabilir. Ben onlara bir şey demiyorum. Ama hangi futbolcuyu çağırsan, iyi bir futbolcu kendini beğenmişse eğer,
Başkan sen bize kaç para vereceksin? Hı. Vallahi kusura bakma, ben mercilik yapıyorum, hambalık yapıyorum. Televizyonda bunu da söylemekte de zaten asla ve asla gocunmuyorum. Hı. Ben çocuğumla beraber gidip hambalık yapacağım. Hı. Sırf birileri bana başkan desin diye sana hambalık paramı sana vereceğim. He, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Aslında bir sektör haline getirdiler amatörü. Yani, daha önce böyle yani, bir şey yoktu amatörde. Ha, evet. Şimdi ASKP'ye soruyorsun, kardeşim bu niye böyle olmuş? Ya kardeş biz ne yapalım? Bak, ASKP diyelim ki seçimi kazandı değil mi? Evet. Kazandı. Bitti. Herkes susacak. Zaten eğer yönetim yanlış yapıyorsa muhalefete yarayacak. Evet. Doğru yapıyorsa zaten toplum adına bir şey yapıyor anlamına gelir. Hı hı. Bunlar doğru mu? Doğrudur, evet. O zaman muhalefeti de, aslında insanlar muhalefet yapmayı da bilmiyor. Evet. Şimdi eğer ben Aktaşoğlu'na muhalif olsam, hı hı, Aktaşoğlu'nun hata yapmasını beklerim. Evet. Tabii sen, hani az önce dedik ya, insanlığı bir tarafa bırakırsak tabii, insanlığı da alırsak, evet, gideriz Mehmet abi, gel beraber şuraya gidelim, buraya gidelim deriz, en iyi yere getirmeye çalışırız. Evet. Ama diyelim ki bizde insanlık yok, şahsımdan bahsediyorum. Sürekli de bunu vurguluyorum ki maksat kimse bize karşı böyle bir cephe almasın. Serzenişte bulunmaz. Mehmet abiyle beraber yürürüm. Yok. Yürümek istemiyorum. İnsanlığım yok. Lan derim. Aman Mehmet abi burada bir hata yapsın da gelecek seçimlerde sen şunu 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 yaptın diye en azından seçim kazanmam için bana bir kapı açar. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Ha. Şimdi biz eğer o sizden bu bizleri kaldırmadığımız müddetçe futbol olmaz. İnsanlık olmaz ama futbol da olmaz. Hı. Biz ancak futbolculara gideriz, yalvarırız, öyle getiririz. Keşke bütün başkanlar doğruyu söylese. Bak, başta Ahmet Çiftçi olmak üzere. Yemin ediyorum gidip çalışıyoruz, çırpınıyoruz ve getiriyoruz. En kötü senede 15-20 milyar çoluk çocuğumuzun nafakasını veriyoruz. Neye hizmet ediyoruz? Yani neye hizmet ettiğimizi, evet, asla bilmiyoruz. Evet. Ha şimdi benim dediğim şartlar oluşmuş olsaydı, hı hı, çok daha güzel. Mesela bugün birkaç tane örnek futbolcu sayacağım. Elime alıyorum, bir Karşıyaka'da bir Karşıyaka'nın kaptanı var. Evet. Yani Allah var. Bir onu görebiliyorum. Birkaç tane böyle genç kardeşimiz var. Onun dışında ben hiç adam gibi adam görmedim. Futbola para bulaştı. Urfa'da futbol bitti mi? Sayın Başkanım. Futbola para, zaten futbolda para vardı. Evet. Ama nerede var? İki örnek verdim. İki isim vereceğim. Hı-hı. Futbola para, İbrahim Yıldız, hepiniz tanıyorsunuz. Evet. Şu anda 10 bin insanda oynuyor. İbrahim'in altyapısı neresi? 63 Emin Gücü. Çocuktu. Bizle birlikte oynuyordu. İbrahim'e sürekli söylüyorduk. Eğer para kazanmak istiyorsunsa öncelik senin hedefin kurum takımları olacak. Hı. Şimdi bir Halspor'dan para alamazsın. Bir genç Karagütçü Spor'dan para alamazsın. Zaten bu adamlar para kazanmıyor ki. Bu işi severek yapıyorlar. Hı. Severek yaptıkları için zaten belli bir bütçeyi ayırmışlar. Hı hı. Ahmet Başkan 40 dedi, ben 30 derim, evet, 25 derim. Zaten gidiyor. Futbola para bulaştı, yani mahalli kulüplere para bulaştı, futbol bitti. Evet. Bitmesinin sebebi de var. Eskiden sadece 32 takım vardı. Hı hı. Şu anda 57 takımdan bahsediyoruz. Merkez. Evet, toplamda 70 takım. Merkez diyoruz. Evet. 57 takım. Bu ne oldu? Ahmet Başkan dediği gibi futbolcuyla konuşamıyorsun. Ama başkanım, amatörde paranın olmaması lazım ya. Amatörde paranın olmaması zaten lazım zaten. Amatörün anlamı ne? Anlamı ne? Ha? Amatör, zevk almak, zevk amatör alacak. Bir işi severek ve zevk alarak yapmak demektir. Evet, aynen öyle. Ama ona kim getirdi? Hı. Mahalli kulüplere parayı kim içeri soktu? Hı. Biz onu, bak ben oyuncularla söylüyorum, hala söylüyorum. Bende var zaten, siz de istediniz bir taneyim. Evet. Bir 3-4 takım daha istedi. Dedim gitmek istiyorsan sağ, git. Düşünüyor ya başkan, gideyim mi? Hı. Ya dedim valla sen bileceksin işte, eğer para kazanmak istiyorsunsa iyi bir bekle. Yok şu anda 200'e 300'e tenezzülse git. Evet. Başkan ben gitmek istemiyorum. Ben imkan doğrultusunda daha iyi bir yerlere gideceğim. Evet.
Daha isim vermedim. Mahmut Toprak. Hepimiz tanıyoruz. Evet, Topraklı. Mahmut Topraklı. Altyapısın. Çoğumuz belediye biliyoruz. Evet. Yok, belediye değil. Yok. 63 emin gücüm. Zamanında kulüpler azdı. Yetenekli olanlar zaten hafif yetenekli olanlar çocuk. Ön planı çıkıyordu hemen. Eğer 63 emin gücü bizi kovarsa biz nereye gideceğiz? Evet. Şimdi Mehmet Ali Subay daha kovmadan Haspol kapımız sana açık diyor. Evet. Ya arkadaş zaten bana olsa ben kovmam. Ben göndermem. Ben göndermem ya. Siz ne anlamıyorsunuz? Evet. Çocuk daha bana biliyor artık. İşçi şeyinden hemen gidiyor. Ahmet Başkan'a söylüyor ya Haspol iyidir. Yani ben Ahmet Başkan burada da diye Haspol ne evet, kötü. Evet, öyle olsun. Burada da diye örnek gösteriyorum. Haspol iyidir. Haspol hoş bir kulüptür. Yılların kulübüdür. Evet. Benden kovulacağını bildiği için yapıyor. Ama eskiden olsa zaten kulüp az. Eskiden kulüpçüler de birbirine sadıktı. Evet. Saygılıydı. Evet. O diyordu bak bu bana gevezelik yaptı. Ben gönderdim. Diğer diyor sen oraya gevezelik yaptın bana da yaparsın. Biz şimdi diyoruz ya Ahmet Başkan'a gevezelik. Bana ne ya gevezelik yapmış yapmış. Benim sorunum mu? Hı. O ne yapmış? Acaba Ahmet Başkan ona ne yapmış? Kimse sormuyoruz oraya. Bu hepimiz için geçerli. Doğru. Zaten biz doğru. Burada kaybediyoruz. Aynen. Aynen öyle. Fatih İlmaz hocam bir mesaj göndermiş. Size ve değerli konuklarınıza selamlar. Sayın Ahmet Başkan'ın istifa haberini okuyunca çok üzüldüm. Temennim bu kararını bir kez daha düşünüp tekrar görevde görmek beni ve camiayı da mutlu edecektir. Genç Karakeçili Spor'un da ligde kalmasına sevindim. Dik duruşluktan bahsedildi de bence bu dik duruşluk son yılların moda kelimesi olmuş. Selamlar ve saygılar demiş. Zaten bu dik duruş falan kamyon yaz sarkalarıdır ya. Öyle çok da aman aman. Biz bir de Ahmet Başkan'ın istifa sebebini artık oraya gelmedi. Evet, oraya geleceğiz ya ama. Ya sadece dedik Ahmet Başkan burada o diyor istifa ettik de biz bırakmayız. Evet. Ona kadar Haspor'u da bıraksa her şey kağıt üzeri bir başkanlık değildir. Evet. Ben de bu sene büyük ihtimal başkanlığı devireceğim. Evet. Yeni gelen arkadaş Mehmet Ali Akla başkanlığı devireceğim. Aha. Sonuçta kağıt üzeri başkanlığı devrettim diye ben futboldan kopacak bir adam değilim. Evet, aynen. Genç kara geçirip tüm başkanına giderim. Halı sahada abone tutmuş. Bundan sonra abonelerde oynarız. Ahmet Başkan'ın konusuna. Evet. Öncelikle bir oraya ben geleyim. Evet. Ahmet Başkan herhalde Ahmet Başkan, Mehmet Emin Onhan ve 2-3 arkadaş birlikte oturmuşlardı. Biz Sayın Mehmet Aktaşoğlu ve Murat Basyan'ı nasıl barıştırırız? Neyse konuya girdiniz. Akçakale toplantısı gündem. Ben öyle söyleyeyim ama şeyle girelim. Bir mesajla girelim. Mesaj ona okuyalım. Bağdaştırıcı bir mesaj. İlk önce Abdurrahman Karakaya'yı okuyalım. Ceylan Pınar'dan bize bir mesaj gelmiş. Sabri Hocam sana ve değerli konuklar Ahmet Başkan'a ve Mehmet Ali Sobay Başkan'a iyi akşamlar diliyorum. Ahmet Başkan'ın istifasını onaylıyorum demiş. Ahmet Başkan'ın istifasını onaylıyorum. Öncülüğünü o yapsın. Sırayla hepimiz istifa edeceğiz. Ve Urfa'da futbolun nasıl son haftalarda oynanıyorsa öyle devam etsin. Süper amatörde düşme yok. Birinci amatörde düşme yok. Bugün maçımız vardı. Rakip gelmedi. İkinci amatör kümede düşme yok. Son haftalara bakın. Her hafta ligde en az 3 maç oynamıyor. Biz neyi tartışmasını yapıyoruz demiş. Aslında bu da önemli bir nokta. İsterseniz buna ne diyorsunuz? Sonra ben o mesajı akayım Akçakale toplantısına geçelim. Ben zaten sezon başta bilmedi. Dikkatimi çekti. Geçen hafta Süper Amatör'de 3 tane takım sahaya çıkmadı. Sadece 2 maç oynandı. Bak ben kendim de çıkmadım. Evet. 3-0 hükmen mağluplar. Ben geldi. Kendim çıkmamın sebebini de burada açıklayayım. Evet. Ben hani kimsenin ağına vurmak istemiyorum. Hı-hı. Bizim bir 19 maçımız vardı. Evet. Asya Kafe yöneticisiyleydim. Orada ona bir sıkıntı oldu o maçta. Evet. O maçtan sonra benim bütün maçlarımı cumartesiye verdim. Evet. Ben açıkta söylüyorum. Ben mahalli bir kulübüm. Hiçbir futbolcuya 1 TL vermiyorum. Hı-hı. Adamı arıyoruz patronundan izin istemek için. Ne diyor biliyor musunuz? Ya başkan zaten lig bitti ya. Bırak gelmesin. Yalvarıyorum ha rica ediyorum. Asya Kafe o yöneticisi. Ben isim açıklamak istemiyorum. Eğer sorarsanız açıklarım. Yapıyor çünkü bana. Hı-hı. O maçtan sonra benim bütün maçlarımı cumartesiye verdim. Benim oyuncu toplayamadığımı bildiği halde. Evet. Ben bir ara gittim zaten söyledim. Dedim bak ben telekomu aldım. Evet. Her türlü ben ligde kalacağım.
Talat Telekom ha Genç Karagöz. Seneye süper amatörde Genç Karagöz'de spor ismi olacak. Ya o Sayın Mehmet abi dedi, ya başkan devam et dedi, ligi bitir. Hı hı. Daha iyi bir olur. Bizim için de ekstra bir puan olur Ankara'da. Bak bütün takımlar ligi bitirdin. Evet. Amenna dedim. O şahıs benim maçlarımı bilinçli bir şekilde ha. Hani rastgele değil. Bilinçli ve kasıtlı bir şekilde. İlçeye gidiyorum, cumartesiye veriyor. Rica minnetle değiştiriyorum. Rica minnetle açıklanmadan değiştiriyorum. Cumartesi ya bir insan size derse ben cumartesi çıkamıyorum. Ben mahalli bir kurumum. Beni vermiyor. Kurum takımları veriyor. Kurum takımları zaten para veriyor. Hı hı. Oyuncu gelecek. Evet. Burada ben Abdurrahman abiye katılıyorum. Biz çoğumuz çıkamıyoruz. Evet. Ama sebebi ne? Evet. Şimdi yani sebep... keyfi kimse çıkmamazlık etmez ha. Şimdi keyfi çıkmamazlık ederler. Niye ederler? Şu şekilde ederler. Senin bir bahanen vardır. Ama bugün ikinci amatöre baktığım benim bahanem zaman... ben bildirmiştim. Hayır. Benim maçlarımın cumartesiye. Hatta bak burada açıklayabilirim. Evet. Emin Onan hocam inşallah seni gördü. Ben Emin Onan hocamı aradım. Dedim Emin hocam sizden ricam benim maçım cumartesi olmasın. Evet. Perşembe akşamı olur, cuma akşamı olur, pazar günü olur dedim. Ama cumartesi olmasın. Tamam da burada siz Suruç Belediye'nin nasıl bir bahanesi olur? Niye belediyelerin gelmiyor? Hiçbir bak o Suruç zaman belediye niye gelmez? Birece kel aynak. O zaman bizim aynak, yapacağımız tek bir şey vardır. Sen önüm hepimiz gidiyoruz. Evet. Federasyona evrak veriyoruz. Bu sene evrakları teslim ederken bizden imza da alsınlar. İmza değil. Şöyle bir öneri sunulabilir. Aynen bak. Arkadaş. Ben imzayı söyleyeceğim. Evet. Sen son hafta maçlarına çıkmadığın takdirde ligden ihraç edilirsin. Ligden ben süper amatördüm kendim için ligden ihraç. Evet. Birinci amatör ligden ihraç. Evet. İkinci amatör bir sene takılmama. Futboldan men. Evet. Çok harika doğru. Olur. Ve hiç yardımda, ve hiç ama da uygularken sadece Mehmet Ali Subay için uygulamayın ha. Hayır genel olarak uygulayın. Genel olarak uygulayın. 19'da Mehmet Ali Subay ligine mi katıldı? 5 maç kötü gitti. Valla ben tahmin ligden çekiyorum. Evet, öyle bir şey olmaz. Yani öyle çekme bir şey arkadaş, olmaması lazım. Çekersen sene 19'a katılamazsın. Evet. Katılamazsın. Takip ediyor muyuz? Evet. Etmiyoruz. Biz bugün bu noktayı koyduk ve biz kura çekiminde bunları dile getireceğiz. Yani dile getirelim. Benim şeyime göre liglerde de bir sıkıntı var. Mesela bu sene çekilen birinci amatör kuralarında 4 tane şampiyonluğa oynayan takım bir gruba düştü. Diğer grupta hiçbir şey ya yok. Ya ona bak. Şöyle bir öneri getirilebilir. Playoff'ta yine o şekilde oldu. Playoff'ta 5 tane şampiyonluğa oynayan Büyükşehir Belediye, Aksakale Belediye, 11 Nisan Spor, Karaköprü Belediye bir gruba düştü. Diğer gruplar hepsi normal. Şimdi şöyle birinci amatörde şampiyon olur. İki tane grubumuz yok mu? Var. Benim şöyle bir teklifim olacak aslında ASKF'ye. Bence mantıklı. İlk ikiye giren hani üç takım çıkıyor ya. Üç tane takım süper amatöre çıkıyor. Eğer seneye de sistem bu şekilde uygulanacaksa o zaman ilk ikiye giren dört tane takım playoff'a çıksın. Orada ilk üçe giren çıksın. Çünkü grupta kura çekimleri çok dengesiz oluyor. Yani çok çok dengesiz oluyor. Bence mantıklı olan budur. Şimdi Akçakale toplantısına gelelim. Akçakale toplantısından önce ben bu sınıf oynaya değineyim. Evet. Ne dediniz? Kura çekimi. Evet. Bu sene ilk ikiye giren takım kimdir? Misal derim Badırlı. Evet. Sene Ferhat Karadağ ve ekibi elini çekti. Evet. Badırlı çok basit sıradan bir takım olacak. Evet. Bu bir gerçektir yani. Doğrudur. He. Sıradan bilemezsin şampiyonla oynuyor. Ne yaparsın? Bak ben günü gününe benim... Bak bazı şeyler ben Mehmet abiyle tartışıyorum. Hı. Dışarıdayım ben muhalifim. Ben giderim Mehmet abinin odasına. Hiçbir gün odayı kapatmamazlık etmemiştir. Giderim odasına Mehmet abi bunu yapsak daha iyi olur. Artık uygular uygulamaz. Ben playoff'un olmasından yanayım. Hı. Bu sene 4 takım şampiyonluğu oynuyordu. Hı. Su grupta Çamlıdere, siz, hı, Hilvan, Birecik Belediye. Birecik Belediye. Evet. 4 takım. En iyi ikinci sizden çıktım. Evet. Ama orada da bir Birecik son haftaya kadar getirdi. Evet. Son hafta sahasına inildi. Çıkamadı. Çıkamadı. Bir playoff'un olması lazımdı. Şu playoff'tan ben bahsettim ama mesela bu sene diyelim ki biz bugün kura çekimindeyiz. Lig başlamamış daha o ikiliden bahsettim. Arkadaşlar birinci amatörde iki tane grup var. A ve B grubunda ilk ikiye girenler playoff sistemiyle dört tane takım maç yapacak. Dört maç tek devreli. Orada üç tane çıkaracaksanız ilk üç direkt süper amatör. Hayır. Çok güzel olur bence. Hayır. Şampiyon olan bir takımın direkt çıkması lazım.
Bence böyle güzel. Bilmiyorum. Çünkü bu playoff evet, sistemini evet. 2010-11 sezonunda futbolculuk döneminde evet. TEDA Spor'da oynadım. Biz lider olacaktık. Biz, Suruç Gençlik, evet. Ceylan Pınar Belediye, Ceylan Pınar Demir. 4 takımdı. 3 takım. Biz bak şampiyon olarak çıktık. Evet. Bir mağlubiyetimiz vardı. Playoff'larda bir futbolcu rahmetli bir şey. Neredeyse şampiyonluk çıkamıyorduk. Evet. Yani neredeyse çıkamıyorduk. Üçüncü olarak çıktık. Evet. O da son maçta Ceylan Pınar'ı burada yendik çıktık. Doğrudur. İbrahim Halil Durmaz demiş ki Sabri Hocam Mehmet Ali Sobay anlamadı. Lütfen açıklama yap. Konu onun maçları değil. Herhalde Serci ile ilgili miydi Halil Hocam? Bir aramız var. Mesajı detaylı olarak gönderirseniz Mehmet Ali Soba'ya tekrardan ileteceğim. Muhtemelen taraftarlarla ilgili soru sordu. Bu arada Abdülkadir Karadağ'da mesaj göndermiş. Badırlı Derneği Başkanı konuğunuza selamlar. Ahmet Başkan'ı sevdiğim bir abim. Böyle abilerimiz çoğalması dileğiyle iyi yayınlar diliyorum. İstifasını kabul etmiyoruz diyor. Bir de Hasan Savaş'a forma sözü vermiştim. Verdiniz mi? Formacıyı aradık. Forması daha gelmemiş. Hafta içerisinde formasını teslim edeceğiz Hasan Savaş'a da. Aramız var. Bir türlü Akçakale olayına giremedik. Ama dönüşte hemen Akçakale'deki toplantı ve Ahmet Başkan'ın aslında istifaya iten sebebin Akçakale'deki toplantının bazı noktaları oldu. Onu değerlendireceğiz. Akçakale toplantısı hemen aradan sonra başlıyor. Bizden ayrılmayın. Evet, aradan sonra birlikteyiz. İki tane mesajımız var. Osman Kotan göndermiş. İyi akşamlar değerli konuklarımızı selamlıyorum. Saygı sunuyorum. Ahmet Başkan'ın istifasını kabul ediyorum. Sırada ben geliyorum. Saygılar. Vedat Gümüşçü Star Spor göndermiş. İyi akşamlar. Sabri Bey formacı değil Star Spor demiş. Sizin bir de sponsorunuz demiş. Evet, Star Spor'a da teşekkür ediyoruz. Ve bana öyle bir sipariş verilmedi diyor. Sipariş aslında verildi. Hasan Savaş'la oğluna hediye etti. Seyit Ahmet diye olan formadır. Formalarımızı hafta içerisinde bekliyoruz. Star Spor'a da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Şimdi Akçakale'de bilindiği üzere hafta sonu bir toplantı yapıldı. Toplantıyla ilgili benim bilgim şuydu. Çünkü bilgi verildi. Bütün kulüpçilere de bilgi verildi. Malumunuz ASKF seçimlerinden sonra Murat Basyan tarafından ASKF mahkemeye verildi. Murat Basyan sadece demeyelim çünkü gerçekten şu anda Murat Basyan'ın yıpratıldığını ben düşünüyorum. Haklı olarak yani kendisine göre haklı olarak dedi ki fesi olan kulüpler oy kullanmış. İki federasyona iyi olan kulüpler oy kullanmış. Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun ikinci maddesindeki tüzüğünde diyor ki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na üye olan bir kulüp başka bir kulübe başka bir federasyona üye olamaz. Üye olduğu halde üyeliği düşer. Net ve başka da açıklama yok. Bu sebepten dolayı farklı federasyonlara üye olan yaklaşık 5-6 tane kulüp aynı zamanda da üyeliği düşmesi gerekirken ASKF seçimlerde oy kullandı. Murat Basyan ve ekibinin de bunları tespit edip ASKF mahkeme yoluyla seçimlerde yanlış oy kullanımı ve fesili kulübün oy kullanımından dolayı bir mahkeme açmıştı. Şimdi bazı aracı arkadaşlar vardı devreye girdiler. İşte ASKF gibi Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu gibi bir federasyonun mahkemelerde işte sürünmesi, mahkeme olması bazı arkadaşlar tarafından hoş karşılanmadı ve bu sebepten dolayı da bir toplantı düzenlendi Akçakale'de. Dediler ki biz bu toplantıyla birlikte hem mahkemelik olan ASKF'nin mahkemesini geri çekme ihtimalimiz var mı? Murat Basyan da bütün ekibini yani kendisine oy vermiş kulüpçileri aradı. Aradığını söyledi öyle diyelim. Ve hepsinde de olur olabilir notu aldı. Ama bazı kulüpçiler sıkıntı çıkardı sonradan. Önemli olan bu değil. Aslında işin önemli olan püf noktası karşı taraftan bir istek gelmesi. Yani bu mahkeme olayının kaldırılmasının karşı taraftan bir istek olduğu ve Murat Basyan tarafından da olumlu olarak karşılandığı söylendi. Yalnız toplantı yapılırken
biz de oradaydık. Sayın Mehmet Ali Sobay, Ahmet Çiftçi de oradaydı. İlk önce belediye başkanı araya girdi, bir konuşma yaptı ve bu güzel davranıştan dolayı iki tarafı da teşekkür etti ve böyle spor camiasının bu tür haberlerle, bu tür mahkemelerle işin olmaması gerektiğini söyledi. Söyledikten sonra işler tam güzel gider derken ASKF Başkanı Sayın Mehmet Aktaşoğlu'nun kullandığı kelimeyi aynen söylüyorum. Bizim tarafımızdan herhangi bir talep yoktur. Evet, bizim tarafımızdan mahkemeyle ilgili herhangi bir talep yoktur. Bu olayı Murat Basyan başlatmıştır. Murat Basyan'ın bitirmesi gerekiyor. Şimdi orada Murat Basyan ile birlikte gelen kulüpçüler üzerine soğuk bir su döküldü. Soğuk bir duş aldılar resmen. Çünkü Sayın Mehmet Aktaşoğlu golü yine çakmıştı. Ters köşeye yine yatırmıştı. Bu benim fikrim, bu benim kanaatim. Ve onunla ilgili sosyal medya üzerinde de bir sürü mesaj geldi. Sadece bir mesaj okuyacağım ve konuklarıma döneceğim. İbrahim Tekatlı'nın paylaşmış olduğu mesajı okuyorum. Toplanma sebebimiz başka bir şey, toplantıda söylenenler bambaşka bir şeydi. Açıkçası bir anda orada ne için geldik acaba diyesim geldi. Ancak belediye başkanına ve oradaki değerli insanlara saygısızlık olmasın diye yutkundum. Sebebin ne olduğu belirsiz bir toplamadan sonuç alınması düşünülemez. Ki İbrahim Tekatlı Keçe Spor Kulüp Başkanı, o da Sayın Mehmet Aktaşoğlu'na karşıydı, karşı yönetimdeydi. Evet, diyor ki toplanmadan sonuç alınması düşünülemez. Burada ne Mehmet Aktaşoğlu ekibi ne de Murat Basyan ve ekibinin herhangi bir hatası yanlışı olmamıştır. Aradaki arkadaşların Mehmet Aktaşoğlu ve Murat Basyan'ı yanılttığını düşünüyorum. Aradaki arkadaşların bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacaklarını temenni ediyorum. İnsanların kafasında soru işaretleri kalmasın. Buyurun Sayın Başkanım, bu aracılardan biri de sizdiniz. Şimdi başta İbrahim kardeşim haklı. Evet. Ben dün gece biraz düşündüm. Gerçekten İbrahim kardeşim haklı. Ve Nedim Hatipoğlu da büyük bir tepki gösterdi. Nedim abi de haklı. Önce ben Abdurrahman Karakaya abimin bir o mesajını söylediğine şey etti. Ben söz bir gelmedim. Abdurrahman abi bu camianın en kaliteli başkanlarından biri. Yaşını kendisine yüzüne vurarak değil de hürmeten söylüyorum. Abdurrahman abi hayasından dolayı orada benim veya Mehmet Emin Orhan'ın yaptığı yanlışı yüzümüze vurmama adına hayasını göstermiş oldum. Ama herkes bunu öyle karşılayacak diye bir kayda yok. Ben dün gece düşündüm. İbrahim abi haklı. Evet. İbrahim tek başkanımız. Evet. Haklı. Haklı olduğu tek yön var ama. Evet. Bir haklı olduğu yön var, bir de haksız olduğu yön. Haklı olduğu yön şu: mahkemeye veren taraf kendisinin tarafı. Evet. Kendisinin tarafı sanki rica ediyor da mahkemeden vazgeçebilir miyiz diye bir hava oluştu. Evet. Haklı olduğu taraf o. Evet. Sanki biz onları küçük düşürmüşüz. Ama Allah'ın izniyle öyle değil. Biz gerekeni zaten söyleyeceğiz. Evet. Kendisi açıklama istemişse biz herkese açıklama yapacağız. Evet. Biz aracıyız. Bize küfür de edilebilir, hakaret de edilebilir. Ama hakaretin bir dozu da olmalı yani. Şöyle, haksız olduğu konu beni yıllardır tanıyan bir İbrahim Tekatlı var. Benim arkadaşlarımı küçük düşürücü bir şerefsizliğe kapılmayacağımı çok iyi bilmesini isterim. Ahmet Çiftçi eğer bunu söylemişse mutlaka doğru söylemiştir. Ahmet Çiftçi'nin anlattığı gibidir demesi gerekiyordu. Benim üzerim tarafı da odur. Bak haklı. Normalde haklı. Mehmet abinin orada yanlış kelimesine de katılıyorum. Hatta daha fazla uzatmaması için dişlerimi bile birbirine vurdum yani. Aman böyle bir sıkıntı olmasın, çünkü ben aracı olduğum için. Belediye başkanından Allah razı olsun, Akçakale Belediye Başkanı, gönül isterdi ki Urfa Belediye Başkanı zaten aramızdaki bu sorunun olduğunu bilgilendirip Urfa Belediye Başkanı'nın bu araya girmesini çok isterdim. Olmadı. Ha şimdi ben ne diyorum?
birileri birilerinin arasına girecek. Hı. Ki insanlıklar ortaya çıkacak. Biz de kalktık hafta içi Adnan abiyle, Adnan Yükselir. Adnan Yükselir'le, Mehmet abiyle, birkaç kardeşimizle beraber Mehmet Emin Oran'la istişare ettik. Ne yapabiliriz? Hepsinin onayını aldık, öyle söyledik. Ahmet abi, ben araya giriyorum. Buyurun. İbrahim, tek attığın ses soruyorum. Mahkemeyi kaldıralım. Ya da Murat Basyan ve ki mahkemeyi kaldırsın talebi tek bir kelimeyle. Kimden geldi? Ya talep geldi bizim mi gelmedi karşı tarafta? Çünkü bak, şu var ha. Ben kızdım. Yani ben tek attığı gibi sosyal medyada paylaşmak istemedim. Niye? Ahmet Çiftçi varsa ben bazı şeyleri Allah razı olsun. Gömüyorum. Diyorum bir şey olmaz. Kızarım ama benim tek istedim. Talep kimden geldi? Biz, canlı yayında açıklaman istiyorum. Açıklayacağız, sen hiç merak etme. Evet. Yani şu var ha, biz, şimdi mahkeme veren bir taraf var. Mesela Murat Basyan mahkeme. Mahkemeye veren taraf biziz. Evet biziz. Yani biziz, öyle diyelim. Karşı seçimde rakip olanlar mahkemeye verdi. Murat Basyan mümkün değildi. Hani mahkeme ben sonuna kadar da giderim dedi. Ya, yani Murat Basyan mı acaba dedi ki ya Ahmet abi sen ricacı ol. Asakefi topla, biz mahkemeden vazgeçelim. Ya, böyle bir şey mümkün mü? Burada bazı kulüpçüler çok kızdı yani. Hayır. Birlikte hareket edilen kulüpler Murat Basyan'a karşı bir cephe demeyelim de çok kırıldılar ve bizim bilgimiz dışında sen nasıl mahkemeye yer çekersin? Ben size şöyle söyleyeyim. Evet. Talep kimden geldi? Talep kimden geldi? Biz onu öğrenmek istiyoruz. Talep Asakefi yönetiminden geldi. Tamam da bu talep, şimdi biz bize konuşuyoruz. Mehmet Emin Nurhan kardeşim zaten Asakefi'nin başkan vekili değil mi? Evet. Sonuçta aracılardan biri o değil mi? Bir mantık olarak insan düşünse bile evet. Aslında bu soruyu soruyorsunuz ya. Yani. Evet. Onu bile tuhaf karşılıyorum ben. Neden? Çünkü aracılardan biri ASKP'nin ikinci başkanı. Evet, başkan vekili. Başkan vekili. Bir yerde oturduk. Adnan abinin de onayını aldık. Evet. Birkaç tane kardeşimizin de onayını aldık. Bir insan kendi kendini mahkemeye veren bir insana. Evet. Nasıl desin, ben mahkemeye geri çekeceğim rica ediyorum. Ya biz mahkemeye geçelim. Bir basit bir konu anlatıyorum. Sadece basit bir şey. Biz böyle bir tabiri caizse. Evet. Dayak yiyen bir adam. Evet. Gidip der mi gel barışalım. Evet. Dayak atan adam bir ricacı bulur. Bir aracı bulur barıştırmak için. Bu da öyle bir şey. Ama bizim takıldığımız konu. Bak ayağa kalktı, ne dedim? Murat Basyan mahkemeye verdi. Murat Basyan mahkemeden aldı. Ben kelimesini vermiş olduğunu söylüyorum. İçime bak, kendi içimden ne için öyle gittim biliyorum ben. Kimse demesin. Ben Murat Basyan geldi bana söyledi. Konuyu da anlattı bana. Dedi başkan böyle bir şey var. Dedim Murat Hoca vallahi ben talep gelmezse kırgınlığı işte, bitirelim ya dedim. Evet, işte herkes o mantıkla gitti. Ben o niyetle gittim. Adnan abinin bir lafı var bak. Tek kelime. Ben ondan sonra yola çıktım. Ya dedi Ahmet Başkan, geçen gün biz mahkemeye gittik. Evet. Ya insanların yüzüne de bakamıyoruz artık. Neye mahkeme? Bizim mahkemelerle ne işimiz var? Evet. Şimdi adam birebir beni affetsinler demez tabii. Evet. Murat Başkan'a da gittik. Ben Murat Başkan'a şimdi değil, bir yıldır yalvarıyorum bu işin bitmesi için. Evet. Araya Halit Başkan'ı koydum, araya sizi koydum, araya Abdurrahman Karakaya'yı koydum, araya Akçakale'yi koydum. Benim maksadım burada iki tane kardeşimizin birbirlerine hani diyorlar, geçen gün böyle diyorlar. Bir tanesi çıkmış diyor ki, ya kardeşim bizim hiçbir sorunumuz yok. Kavga etmemişiz, bir şey etmemişiz. O zaman biz arkadaşız da diyor. İnsan arkadaşını mahkemeye verir mi? Ya timsah gözyaşları dökmeye gerek yok ya. Biz dostsak mahkemenin ortadan kalkması lazım. Evet. Ben de bunun için adım attım. ASKP Başkanı kardeşimiz daha seçimlerden önce abicim elini ayağını öpeyim, düzgün bu işi yapan arkadaşlarla Abdurrahman abiye gidin, gerekirse yalvarın getirin dedim. Gerekirse dedim Zübeyir Kılıç abimizi tekrar yönetime koyayım. Bu işi iyi yapanlarla biz bu işi yapalım. Ha söz konusu şimdi Akçakale değil mi? Evet. Akçakale'de Mehmet Emin Orhan kim?
Yani Aksakalı Belediyespor'un kulüp başkanı ve Aksakalı'nın her şeyi yani. Hayır. Şey, ASKP'de ne? Başkan vekili. Bir kere siz kardeşlerim, Allah sizden bin sefer razı olsun beni. Yani ASKP'nin ikinci başkanı çıkmış. Aracılardan biri o. Evet. Davet eden o. Allah ondan bir değil bin sefer razı olsun. Murat başkanla yakınlığından dolayı kırgınlıkların, kızgınlıkların bitmesini istedi. Evet. Şimdi Mehmet abinin de ben o kelimeyi böyle aman aman insanları rencide etmek için söylediğine inanmıyorum. Ben Mehmet abinin iyi bir siyasetçi, kurt bir siyasetçi olduğunu ben biliyorum. Çünkü orada o kelimeyi kullanması demek, orada Murat Basyan'la gelen ekibi yerin dibine koyması demekti. Ters köşeye yatırdı. Yani eğer Mehmet Ahtaşoğlu'nun haberi varsa o kelimeyi kullanması bilmemezliğinden değildi. Yerinde kullandığı bir kelimeydi ve siyasetini kullandı orada. Eğer bilgisi varsa. Ne demek benim bu bizden hiçbir talep gelmemiştir. Murat başladı, Murat bitirsin. Oraya eğer sen farklı bir şey için teklifle gelmişsen yani Murat'ı orada yerin dibine koydu. Ve ekibini yerin dibine koydu. Bana göre. Sayın Sabri kardeşim. Evet. Bak kardeşim. Ben sorumun cevabını aldım. Eğer. Evet. Eğer aracı oluyorsanız. Hı hı. Arada tatlı yalanlar olur. Evet. Ben bunları söylemedim demiyorum. Bunları söylemedim demiyorum. Hı hı. Murat Başkan'a ASKP bunu ASKP Başkanlığı yeter ya bu mahkeme bitsin. Onlar demiş ve dememiş olmasına rağmen söylemiş olabilirim. Hı. Ya da sevmeseler bile biz Murat'ı çok seviyoruz demiş olabilirim. Ama her şey de güzel gidiyordu. Ha, Aktaş'ın açıklamasından sonra olay bozuldu. Yine. Aktaş oğlu abim. Evet. Orada o kelimeyi bana göre de yanlış kullandı. Evet. Ama kendi doğruları oymuş, onu söyledi. Evet. Ben sizin o konuda bütün arkadaşlarımdan, Murat Başkan'ı savunan bütün arkadaşlardan şunu istiyorum. Ya merhamet ol, merhamet edin ya. Bir adam çıkmış orada o kelimeyi söylemiş diye. Sanki biz orada onları rencide etme şerefsizliğine kapılıyormuşuz gibi algılanmasını ben gerçekten esefle kılıyorum. Gerçekten. Böyle olmaz. Ben İbrahim Tekatlı'yım. Murat Başkanı'mı, Sabri Cihan'ı, Genç Karageçilik Kulübü'nü ve bunlara bağlı olan Abdurrahman abiye, Halit Başkanı, yani küçük düşürebilecek kadar gerçekten karakter yoksulu bir adam mıyım ben? Estağfurullah ya. Adamlar söylemese, Mehmet Emin Orhan'la biz bu istişareyi yapmasak, şahitlerimizden bir yanımızda şahitler var. Biri Şevki abimiz. Belediyespor'un. Biri de Yusuf Bengi kardeşimiz. Bir karar aldık. Hep bütün faturayı bana kesiyorlar. Onların da büyük emekleri var. Allah onlardan da bin sefer razı olsun. Bu kırgınlık bitsin ve biz beraber bu işi yapalım, futbolumuzu beraber geliştirelim diye uğraştık biz. Şimdi fatura sana kesilmedi başkanım. Biz de olayın içerisinde olduğumuz için dediler ki şimdi bu olayı hakim olan insanlar dediler ki eğer karşı tarafta bir talep yoksa o zaman aracıların buna cevap vermesi gerekiyor. Ya aslında talep yani belli. Bu sebepten dolayı problem. Sabri hocam yani. Aslında talep belli. Evet. ASKP'nin ikinci başkanıyla bu işi yürütüyoruz. Evet. Onların haberinin olmama şansı var mı ya? Mümkün değil. Bu kadar basit. Yani aslında sorusu bile kendisi içindedir. Yani adam çıktı dedi ki kardeşim bizim talebimiz yok. Dese bile çok bir geçerliliği yok. Neden geçerliliği yok? Çünkü ASKP'nin ikinci başkanı orada. Adam yemeğini, içmesini, her şeyini ayarladı. Bütün değer dostları oraya topladı. Ben asas kızdığım konu farklı. Yani üzüldüğüm konu farklı. Herkes gelmiş. Orada bütün kulüpleri çağırsan ancak o kadar kulüp gelir. Evet. Müthiş bir kalabalık vardı. He. Evet. O kadar kulüp gelir. Misafirperverliğinden dolayı da Emin Onan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçek anlamda misafirperver bir insan. Kesinlikle. Evet. Yani kesinlikle. Bu olayı zehrettiler. Ben ona üzüldüm. He. Ben şimdi ona üzüldüm. Bu tür insanlar mutlaka çıkacak. Mehmet abinin gene söyleyeyim. Asla ve asla onu art niyetle söylediğine ben inanmıyorum. Çünkü bir insan hala hazır mahkeme olayı bitmişken pişmiş aşağı su katacağına ben inanmıyorum. Ama mutlaka ki onun da bir bildiği vardır. Yarın ben de gideceğim ona soracağım. Ya başkanım o kelimeyi niye böyle söyledin? Evet, sen haberin vardı. Niye böyle bir şey yaptın?
Biz zaten herkese söyledik. Evet. Ufak tefek yalan söylemedik demedim. Evet. Ama gerçekleri söyledik. Dedik ki arkadaş biz burada toplanacağız. Eğer siz de kabul ederseniz bu işi artık mahkeme işini koridorlarda, mahkeme koridorlarında artık bu yaştan sonra futbol federasyonumuzun sürünmemesi adına yapabilirseniz çok iyi olur. Biz de bunun öncülüğünü yapalım dedik. Evet. Ve getirdik. Allah Murat Basya'dan razı olsun. Zaten onun üzerine de çok gidiliyor. Benim istifa etmemin en büyük sebebi Murat Basya'dır. Yıpratılıyor Murat Basya. Artık o adamın yüzünü görüp yani böyle çaresiz durumda hani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık hesabına geldi. Kimseyi ya insanları Allah memnun edemiyor. Kullar nasıl memnun etsin ya kurban olayım size. Vallahi billahi tallahi bak bu canlı yayında herkese söylüyorum. Biz kimseden habersiz. Asla ve asla bir şey yapmadık. Habersiz yapmadığımızı da size kanıtıyla gösteriyorum. Bak diyorum. Burada Mehmet Emin Orhan var. Yusuf Bengi var. Şevki abi var. Ondan sonra birkaç tane daha arkadaşımız var. Böyle kalabalık sayıp da televizyondaki ekran başındaki insanları bıktırmak istemiyorum. Yoksa ben Abdurrahman Karakaya'yı da aradım. Abdurrahman abi çok güzel bir iş yaparsınız dedi. Evet. Ben Çamlıdere Başkanı Halit Başkanı da aradım. Evet. O gün hatırladığım bütün insanları aradım. Hı hı. Kendisi de Murat Başkan da diğerlerini aradı. Sözde sıkıntı yoktu. Ta ki o kelime. Ya o kelime de onu versin ya. Ne olacak yani? Adam bir kelime kullandı yani. Hı hı. Yanlış veya doğru. Hiç mi hata yapmıyoruz? Ben eminim şimdi Mehmet abi başını yastığa koyduğu zaman o kelimesinin karşı taraftaki insanları rencide ettiğini anlayacaktır. Verdiği rahatsızlığı anlayacaktır. Anlayacaktır. Çünkü o kadar güzel bir ortamda o kelimenin kullanması yani orada bir buz etkisi yarattı yani soğuk duş etkisi yarattı. Mehmet abi o konuyu konuşunca Murat Başkan da bir karşı tepki gösterdi. Evet. O da ne yapsın yani vallahi biz de şaşırdık kaldık. Ben kendi kendime aman bunların konuşması bu kardeşlerimin konuşması kısa sürsün de farklı bir yöne gitmesin. Akçakale Belediye Başkanımızı biz işin bittiği noktada bilgilendirdik. Evet. Adam da nasıl olsa bu iş bitmiş. Biz sadece bizi kırmadıkları için teşekkür edelim. İş bitsin dedi. Yoksa o da detaya girmedi diye sonradan ben detaya girdim. Orada Mehmet Emin Orhan, Adnan abi zaten ASKP'yi temsil etmiyorlar. Yeterli değil mi? Kelimenin bunların bilmesinden dolayı da yanlış olduğu belli değil mi? Ama yapabilecek bir şey yok. Herkes doğru yapacak diye bir kayda yok. Ben keşke orada devreye girselerdi o aracılar. Ben İbrahim Tekyatlı kardeşime kalbini kırdığım bu süreçte kalbini kırdığım bütün insanlardan bu televizyonunuz kanalıyla beni seven sevmeyen nefret edin. Herkese hakkımı helal ediyorum. Onların da hakkını helal etmesini temennisinde bulunuyorum. Allah sizden razı olsun. Sizi bırakmayacağız ama başkanlık çok farklı bir şeydir. Olayların böyle cereyan etmesi farklı bir şeydir. Sayın Başkanım siz de toplantındaydınız, birlikteydik. Bu konuyla ilgili sizin görüşlerinizi alalım. Siz dediniz ki ben cevabımı aldım. Ben Ahmet abi özellikle İbrahim Tekat'ın sesli olarak sordum. Evet. Gereken cevabı aldım. Bir... Bazı arkadaşlar diyor biz oraya ne için gittiğimizi bilmiyorduk. Ya bu şeydir. Ya ben diyorum yemek yiyeceksiniz. İstediğiniz yere gidin. Evet. Yemek yiyin. Hesabını getirin ben ödeyeyim. Evet. Biz Urfa'dan kalkıp Akçakale'ye bir yemek yemek için gitmedik. Evet. Bir sebep vardı. Bir olay vardı. O olayı bitirmek için gittik. Herkesin de bilgisi vardı. Çünkü Murat Basyan herkesi aradı bu konuda. Ben ne için gittiğimi biliyordum. Evet. Ben ta ki o lafa kadar. Evet. O laftan sonra ben tereddütte, bak ben tek atayım, tereddütte düştüm. Acaba diyorum, Murat Basyan yani nasıl böyle yapar bana? Bize söylediği başka mı, başka mı? Tereddütte düştüm. Ama dedim, Ahmet Çiftçi yapmışsa, ben kaldırıp indirmeyeceğim. Allah çünkü ben artık Ahmet abi zaten, bir ara dedim Ahmet abi ben kızdım. Dedi, sen benim kardeşim, sen bana kızamazsın. Evet. İki ay, üç ay boyunca yanına gitmedim. Dedim, onun için Ahmet abi ne yaparsa serbesttir. Allah razı olsun. Kızmak şimdi, var mı? Yok. Konuşmak. Şimdi ben ne diyorum biliyor musun? Ferhat Karadağ.
kendilerine şunu söyledim. Ferhat Karadağ iyi bir arkadaş mı? Temiz bir arkadaş mı? Biz önce toplumumuzu, güzel yönetimimizi, güzel insanlarla bir süsleyelim dedik. Hı. Bu yönetimdekiler kötü anlamında söylemedim ha. O zaman bu arkadaşlar yoktu. Böyle güzel bir ekip oluşturalım. Ekip oluşturalım dedim. Abdurrahman abiyi gelmiyorsa bile zorla getirelim. Hı. Eğer faydalı olacaksa. Az önce ne güzel bir şey söyledi. Ya liglerin sonu gelmiş, millet maça bile çıkmıyor. Hı. Zaten futbolun bittiği andır o zaman. Adam ne diyor? Ahmet Çiftçi eğer istifa etmişse biz de arkasından giderim. Çünkü ona da görev kalmadı ki, takım yok. Hı. Neyin başkanlığını yapacak? Zaten kendisi de orada dursa o da hata yapmış olur. Karşında takım yok ki. Kimin başkanlığını yapacak? Hangi rakibin başkanıyla muhatap olacak? Hı. Yani şimdi biz deplasmanlara gidiyoruz. 11 tane futbolcuyu zor buluyoruz. Hı. Bir tanesi birinden kızıyor. Biz bunu futbolda şeyden men edeceğiz. Neydi o Asakkepe'nin hani böyle ne diyorlar ona? Futboldan mı? Üyelikten. Üyelikten men edeceğiz. Evet, üyelikten çıkaracağız. Yahu arkadaş, biz kazanma uğruna ne yapabiliriz? Kaybetmek kolay. Atarsın Mehmet Ali Soba'yı. Ben bazen şaka olsun diye ilk önce onu atın diyorum da. Ben öyle latif olsun diye söylüyorum. Atarsınız onu, atarsınız Haspor'u. Getirirsiniz belirli bir yere. Belki futbolda bir şeyler kazandırmış olursunuz. Ama insanlıkta çok şey kaybetmiş olursunuz. Biz insanlıkla futbolu birleştirip bir şeyler kazanmaya çalışalım dedik. Yönetim. Yönetimde Ahmet Çiftçi'nin olup olmaması önemli mi? Madem öyle, Ahmet Çiftçi çok iyi bir adam. Çok da böyle futbolu seven, başarılı bir yere gelmek isteyen biri ise kulağından tut götür. Hani seviyorsun ya. Zorla götür. Zorla götür. Evet. Ha biz bunları anlatmaya çalıştık. İnşallah kimsenin kalbini kırmamışızdır. Maksadımız zaten kimsenin kalbini kırmak falan da değildi. Birkaç tane ismi geçen arkadaşımıza karşı saygısız bir kelime kullanmadığıma inanıyorum. Ama kullanmışımsa da, onlara göre kullanılmışsa da ben hepsinden özür diliyorum. Sözünüzü kestik ama arada bir kesiyoruz, başkanım dolu. Ama serbest de büyüğümüz de. Evet. Estağfurullah, ben şey olsun diye ben zaten, aydınlanma amaçlı söylüyorum. Zaten ilk etapta bütün söz hakkı onundur. Evet. Aracıdır. Şimdi biz bildiğimiz yol üzerine gittik. Ahmet abi için içindedir. Evet. Gereken açıklamayı zaten canlı yayında yaptı. Hani diyor ya, canlı yayın nedir? Dönüşü olmayan bir yoldur. Evet. Ağzından çıkan kelimeyi bir daha döndüremezsin. Aha. Biz burada anladığımız tek bir kelime var. Onlar istedi. Murat Basyan ve ekibi de kabul ettim. Evet. Şimdi onlar istedi kelimesi de yanlış. İnsanlar onlar istedi sanki onlar yalvardı değil. Yalvardı değil. Onlar sonuçta bu mahkemeye bir talep, gitmek istemediler. Bir talep biz vardı. Biz aracı olduk. Ya bir talep geldi. Biz de zaten ben ilk etapta bak ben günü gününe mahkeme olayına karşı çıktım. Dedim kaybedilmiş bir seçimdir. Yüzüne bakıyoruz. Mahkeme bize yakışmaz. Verelim vermeyelim sıkıntı yok dedim. Onlar aman aman bizi kurtar demedi ha. Onu da açıklığa getirdim. Tamam da biz demiyoruz zaten. Öyle bir şey demiyoruz ha. Biz yani. Adamlar dediler zaten ki bir... ya işte adam Adnan abi biraz yaş itibariyle bizden büyük. Birçok kulübün de peşinden giden bir insan. Hı. Ya dedi vallahi ben utandım geçen gün mahkemeye gittik. Belli ki orada ben alıntıyı aldım. Evet bu işi bitirin ya. Ama demedi git beni kurtar. Ben alıntıyı aldım. Tamam alınca... o dememişse o zaman talep bizden gelmiş. Bak, şimdi talep yok. Sadece bir şikayette bulunursun. Ya aslında Sabri Hoca ile sizin aranızda bir sorun var. Ya aslında Sabri Hoca çok iyi bir adam dersin. Ben de derim ki. Ama canım, ben belirtirim. O da onu, ya sen belirtirsin, adam belirtemiyor. Ama adam zaten yaşıyor. Belirtmiş. Demiş ki artık mahkeme salonlarına gide ya, gele utanıyoruz. Utanıyorum dedi. Ya, tamam o zaman. Kaldırın yani bu anlama geliyor. Kimse git beni de kurtar demedi ya, yani. Kimse onu demez zaten. Ya yani. Rencide etmeyelim o anlamda söylüyorum. Ya biz onları da rencide etmiyoruz. Biz diyoruz. Eğer yapmış olsalardı bile bir büyüklüktü. Sen güzel söylüyorsun. Ne yaptılar? O büyüklükleri Akçakale'de bitti. Ya. Akçakal'da o yaptırıp büyüklükler bitti. Başkan. Bak kaç yöneticiler gelmişti. Başkan beni de üzdü ama. İbrahim Demirkan. Halil Durmaz. Evet. Mehmet Emin Orhan. Mehmet Emin Orhan zaten ev sahibiydim. Evet. Evet. Adnan Yükselir ve Mehmet Aktaşoğlu. Bunlardan sadece haberi olmayan olsa İbrahim Demirkan olurdu.
Sadece Mehmet abi demiş İbrahim gidelim. İbrahim Demirkan demiş yöneticim başkanım gidin diyorsa gidelim. Ama kimse orada bilinçsiz gelmemişti. Bir olay vardır. Olayın bitmesi içindir. Mehmet abi Sabri Hocam dediği gibi dakika 90'da golünü attı. Olan biz ve ilginç olan bir şey de o lafı söyledikten hemen sonra kalktı. Kalkıp gittiler. Evet. Yani siz hakemin bana... santrayı bile yapmasına bir dakika konuşayım. Yok ben sadece size bir soru soracağım. Aracıların bile açıklamasına izin vermedi zaten. Aracıların bile mesela açıklamasına izin vermeden kalktı gitti dediğiniz gibi. Kırıldı. Biz açıklama yaparız, yaş itibariyle haya ederiz. Ahmet abi sadece şimdi, bunu söyleyeyim size. Şimdi her şey. Ben size bir soru sorayım. Benim karşımdaki adamın bana saygısı yoksa benim o adama saygım sıfırdır. Ben size bir soru sorayım. Ben bunu gördüm. Ben gördüğüm yoldan da şaşmam. Ben size bir soru sorayım. Evet buyurun. Az önce dediniz ki Adnan abi, İbrahim Demirkan bunlar benim işim için çok çaba harcadılar. Evet. Ben iyiliklerini söylüyorum zaten. Doğru mu? Doğru mu? Şimdi söylenen bak gereken neyse onu söylüyoruz biz. Ben de diyorum ki bazen o hani yaptıklarının da bir mükafatı olur ya. O Aktaş oğlu abimizin bak, konuştuğunu onların mükafatı olarak yaptıkları bak ben buradan söyleyeyim. Ya belki yaptıklar, yönetim de onay vermemiştir Aktaş oğlunun. Yaptıkları bana mükafat değil. Zaten yapması gerekendi. Ben Genç Karageçiler Spor Kulübü İstanbulspor'un üyesi değil. Şanlıurfa Asya Spor Kulübü Amatör Kulübü Federasyonu bir üyesidir. Buna kim sahip çıkacak? Sayın Mehmet Aktaşoğlu sahip çıkacak. Olmaması gerekendi. Olayın Ankara taşınmaması gerekiyordu. Taşındı. Kim göz yumdu? Adnan Yükselir göz yumdu. Mehmet Aktaşoğlu da halletti. Aynı olay var. Örnekler var. Ben kulüp ismi vermek istemiyorum. Aynı olay. Birebir. Sayın Adnan Yükselir Malatya'dan lisans eline koydu. Getirdi Urfa'ya. Malatya'yı aradılar. Biz gereken cezayı biz vereceğiz. Hata bizde oldu. Gereken cezayı biz kulübe vereceğiz. Olayın üstünü kapattılar. Benimkini zaten isteselerdi kapatabilirlerdi. Bak ben ne diyorum? Gene teşekkür ediyorum Mehmet abi'den İbrahim Demirkan'a. Çok uğraştılar. Uğraştılar diye bana gelip o toplantıda tokat atma hakkı onlara vermiyor ki. Ya sen de tokat olarak kabul etme ne olacak? Ben onu büyük bir tokat olarak kabul ediyorum. Evet. Mehmet abi yaşatan saygım sonsuz saygım var benim. Şimdi bu saygı... Ama talep Murat Basyan başlattı. Murat Basyan bitirsin. Yani bitirirseniz de olur. Bitirmezseniz de olur. Bizimse fazla bir minnetimiz yok. Eğer öyle düşünülüyorsa mahkeme devam etsin. Mahkemenin devam etmemesi benim tek elimde değil ki. Biz verdiğimiz sözün arkasında duran bir kulübüz. Mesele yok. Şimdi bugün seçim bitti. Millet zannediyorlar. Dağıldılar. 94 oyu alamazlar. Biz bugün gözü kapalı seçime girsek 120 rahat alırız. Millet hata yaptı. Millet birazı çekingesi biraz Mehmet Ali Sobay'dan çekindiler. Biraz İbrahim Tekyat'tan çekindiler. O da çekinme sebepleri Mehmet Ali Sobay'ı tanımıyorlar. Mehmet Ali Sobay'la oturup bir çay içmemişler. İbrahim Tekyatlı'yla oturup bir çay içmemişler. Şu anda ben söyleyeyim. Asya Kafe yöneticilerim, sayın değerli arkadaşlarımız. Biz Asya Kafe'ye girelim de mantığıyla çoğu girdim. Adamlar yetkilerini kullanıyorlar mı? Bana karşı kullanıyorlar. Bana karşı kullanıyorlar. Ben biraz evvel mesaj gönderdim. Mesajın cevabını bekliyorum. Halil Durmaz bana karşı bütün yetkilerini kullanıyor. Halil Durmaz 4 sene önce Sayın Rahmetli Bahattin Can Beyli'ye her hafta gidip söylüyordu. Mehmet Ali Sobay'ın taraftarları maçlara silahla geliyor. Ya Mehmet abi ben sana... Ben isim vermek istemiyorum. Anladım. Ama benim de bir sabrım var. Ben Sabri Hoca Abdurrahman abi aradı. Tahminler maça çıkmıyor. Çıkmama sebeplerimiz var. Biz söylüyoruz size bir hafta önceden, bir ay önceden ben -9'dayken gittim dilekçeyi Mehmet Aktaşoğlu'nun önüne dedim Mehmet abi ben takımı çekeceğim. Dedi çekme ligi bitir. Dedim bak benim bitirme imkanım yok. Cumartesi oyuncularımız gelmiyor.
Dedi biz sana gereken kolaylığı, yardımı sağlarız. Dedim tamam amele, ben demiyorum sürekli beni bazara ver. Ama bana yardım edin. Bak ben söylüyorum ha, oyuncu toprak. Buyurun. Bana tüm maçlarım cumartesi açsın bakabilirler ha. O da bir maçı benim yoğun itirazlarım üzerine, Harar maçının yine benim maçım. Bu cumartesiydi, ben itiraz ettim. Dedim ben de Harar rakibiz, düşmem ağa. Maçımız aynı gün, aynı saat, aynı dakikada başlayacak. Cumartesiden pazara aldırttım. Kimse onu demesin. Diğer maçlarım hep ilçeye gidecektim, cumartesiye verecekti. Minnetle pazara aldırdım. Yani cumartesi ilçe maça mı gidilir? Bak ben size basit, özür diliyorum. Sağ olun. Hocam fazla zamanınızı da almayacağım. Ben size tek bir kelime söyleyeyim. Bir arkadaşımız Ahmet Çiftçi bize gelirdi, konuşurdu, sohbet ederdik falan ederdik. İşte aracıymış gibi görünürdü ama biz onu hiç hesaba bile almıyorduk demesine rağmen biz o insanların yaptıklarından dolayı pes etmeyiz. Ben de onun için diyorum Ahmet Çiftçi. Hani bir kelime vardır. Hal Spor Kulüp Başkanı olarak devam edecek. Pes etmeyecek. Pes etmeyecek. Ben bugüne bugün millet 50 sefer dedi. Mehmet Ali Sobay böyle yapıyor. Ben taviz vermem. Oyunuza da sahip çıktılar. Asya Kafe seçimlerinde sizin oyunuza benim gözümün önünde 5-6 kişi sahip çıktı. Çift oyu biz kullandık. Ha, halbuki çift oyu. Çift oyu da ilk tespit eden kişi bendim. Şimdi ben oyun bu kadar değerliyse aslında ben önemli bir adamım. Ben ne kadar değerliyim aslında. Siz programı... oyunuzu kullandığınız gibi ben zaten Ahmet abi oyunu kullandı, geldi. Geçecekti dedim Ahmet abi bir dakika. Anlatayım burada. Yani o çift oy benim diyen arkadaşlar yalan söylemesin. Kimse saygısızlık yapmasın. Ahmet abi yanıma geldi, dedim Ahmet abi bir şey diyeceğim. Dedi buyurun. Dedim ben içimde yemin ettim hatta. Dedim Ahmet abi vallahi billahi sen iki oyu birden koydun. Dedi yok. Çekti dışarı gitti, sigarasını içti. Bir 15 dakika herhalde kendinle hesaplaştı. Yüzleşti. Bu nereden bildi? Acaba nereden hissetti? Geldi. Benden yaşça çok büyüktür. Benim babam yaşındadır. Dedi elini öpeceğim. Dedim estağfurullah ben senin. Dedi sen nereden hissettin? Dedim ben hissettim. İçimde hissettim ya iki oyu kullan. Dedi ha vallahi ben iki oyu attım. Ondan başka zaten iki oy çıkmadı. Çıkmadı yok. Kimse sahip çıkmasın. Evet. Demesin. Allah razı olsun. Bunun gerçek canlı yayında budur, açıklıyorum. Kimse yarın öbür gün ya valla ben iki oy attım demesin. El öpmeyle dudak aşınmaz. Evet. Biz arkadaşlarımızı toplamaya devam edeceğiz. Mehmet abiyle de yarın görüşeceğim. Mutlaka ki o da kelimesinin yanlış olduğunu anlayacaktır. Mahkemenin bitmesi, benim kulüp başkanlığımla bitmesinin de en azından aynı tarihe gelmesi, bir hani en azından ileriki zamanlarda işte o tarihte o şey olmuştu denilecek. Ben şimdiye kadar ki bütün kulüp başkanlarından, futbolcularından, yöneticilerinden hepsinden tek 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 büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum ve bundan sonraki süreçlerde inşallah beni futbolun başında ya da başkanlığında göremeyeceklerdir. Hepsinin de hakkını helal etsinler. Başka da bir şey istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kapanışa gidiyoruz. Herhalde kapanışı da yaptınız bir seferden. Ben öyle yani kapattım. Eğer özel bir sorunuz yoksa kapattım. Yok özel kapattım. Bir sorumuz yok. O zaman toplu olarak da cevaplanmış oldunuz. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Ayağınıza, dilinize sağlık. Sayın Allah Başkanım programı kapatıyoruz. Öncelikle bir sıkıntılarım vardı. Onu zaten evet. Ahmet abinin yüzünden fazla dile getiremedik. Evet. Öncelikle biz ne diyoruz? Akçakkale Belediyesi. Evet. Akçakale Belediyesi hepimiz burada biliyorsunuz. Giden bütün takımlara yemek yedirip böyle görülüyor. Evet. Yemek bir şey değil. Evet. Yemek de ya sonuçta bir gönül hoşluğudur. Evet. Bizim Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de ben bunu 50 seferde söylüyorum. Bize değil abi. Biz zaten il takımlarıyız. Evet. İlçeden gelen takımlara bir yemek yedirmek çok mu zor? Evet. Doğru. Ya da belediyenin parası mı yok? Belediyenin parası yoksa bir türlü harcamasaydı. Evet. Ben bir türlü diyorum, millet bana kızıyor. Sen içinde misin? Evet içindeyim. Evet. Aldığınız futbolcular belli. Evet. Aldığınız futbolcular belli. Ben bu yüzden Akçakale Belediyesi'ne, Emin Onhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Evet. Ama ben bir de ayrıca çok kızdığım bir nokta gene söyleyeyim. Büyükşehir Belediyesi şampiyonluğu garantilemiş. Hı-hı. Kimle oynuyor? Genç Karageçliler Spor'u. Genç Karageçliler yaş ortalaması 22. Yani 7 tane oyuncusu, evet. 98, 99 ve 2000'li çocuklardan oluşuyor. Sen gel onlara şampiyonluğunu garantilemişsin. 10 tane at. O senin büyüklüğüne yakışmaz. Evet. Bir. Sen şampiyonluğu garantilemişsin ha. Garantilememiş olsan amen edeceksin. Evet. Playoff şey var, ikili avarajı var, genel avarajı var, atsın. Ama bu senin büyüklüğüne yakışmadı. Evet. Bu benim içime bir dert oldu. Ben buradan söylüyorum. Ben Şanlıurfa Belediye Süerek maçına, Süerek tribüne gidip Süerek'i destekleyeceğim. Buradan ben ve Karagöz Spor Kulübü'nün bütün fertleri olarak. Çünkü o şey bana yapmaması lazım. Atabilir. Bak Akçakala da bana attı. Akçakala da bana attı. Maç bitti emin olan başkan yemeğe gidelim. Oyuncağı dedim siz ne diyorsunuz? Başkan dedi senin bileceğin karardı. Dedim 9 sene yedinize aldım. Ben kızmam dedim. Gençsiniz sıkıntı yok. Dedi başkan sen ne karar verirsin? Dedim o zaman gidelim birlikte bir yemek yiyelim. Hı. Gittik yemek yedik çıktık geldik. Futboldur olabilir. Hı. Art niyet aramam kızmam. Ama belediyenin şampiyonluğu garantiledikten sonra bana 10 tane atması benim aşırı bir derece zoruma gitti. Ama hı. Emin hakkındaki düşüncelerin gerçekten de takdire şayan. Emin Hoca 9 tane atmışsa bile attıktan sonra o da üzülmüştü. Ya atsın bak 15 tane atsın ben kızmam. Ama bak şampiyon olduktan sonra lig bittikten sonra atması benim aşırı bir derece yani zoruma gitti. Yani gerçekten de yakışmamış. Gerçekten de yakışmış. Belediye yakışmamış. Kimin belediyesi? Biz bazen konuşuyoruz. Diyorum ya belediye bize de yardım yapsın. Takımı kururken belediyenin üstüne mi kurdun? Sen belediyenin parasıyla tatile çıkıyorsun. Orası da ayrı bir konu. Belediyenin parasıyla tatile çıkıyorsun. Kimin parası? Mehmet Ali Subay su parası veriyor mu? Evet. Vergisini veriyor mu? Evet. Elektrik parasını veriyor mu? Veriyor. Daha uzun su parası almayın. Mehmet Ali Subay parası da sizin paranız. Gelin. Cebinizden. Bak biraz el Sabri Hoca siz de ikiniz de konuştunuz. Başarısız antrenörler istifa etsin. Evet. Doğru. Ben de diyorum. O evet. Başarısız antrenörler büyük özellikle kurum takımının başına. Hele bir sene gelsin genç kara geçirip bedava çalıştırsınlar ya. Yok ya. Oğlum. Abi bedava çalıştırsınlar ya. Başkanım programımız sonlanıyor. Edesa TV Gen ailesine teşekkür ederiz. Amatörün sesi olduğu için. Kamera arkasında ve özellikle de size buradan bütün futbol camiasının adına teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz başkanım. Gerçekten bomba bir program oldu. Gerçekten süper bir program oldu. Bu programlarımız devam da edecek. Çünkü izleyici kitlemizin istediği bazı kulüpçilerimiz var. Ahmet evet. Çimşi'dir, Mehmet Ali Sobay'dır, Nedim Hatipoğlu'dur, Ekrem Karataş hocamızdır. Bu tarz objektif bakan kulüpçilerimizi ve antrenörlerimizi izleyicilerimiz özellikle ve özellikle istiyor. Bu sebepten dolayı da biz belki bu sene birer sefer çağırdık ama önümüzdeki haftalarda da çağırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bütün amatör takımların izlemesi gereken aslında bir program var. Bir taraftan İl Tertip Komitesi'nden İbrahim Halil Durmaz gelecek. Diğer taraftan da Saha Komiserleri Dernek Başkanımız Abdullah Canbeyli gelecek, konuk olacaklar bize. Saha komiserlerinin görevi nedir? Tertip komitesinin görevi nedir? Hakem atamaları, kulüpçilerimizin yapması gereken, yapmaması gereken cezai müeyyedeleri nelerdir? Bunları detaylı bir şekilde masaya yatıracağız ve bu konuda da kulüpçilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Bugün de programımızın sonuna geldik. Kapatmadan önce biz Akçakale olayını konuştuk. Sayın Mehmet Aktaşoğlu'nu konuştuk. Takdiri yine de siz spor kamuoyuna bırakıyoruz. Görüşleriniz bizim için değerlidir, kıymetlidir. Ve 11 Nisan Spor Kulübü'nü tebrik ediyoruz. İsmail Doğan'ı ve ekibini, Mehmet Kolbudak Başkanı Halil Kolbudak'ı tebrik ediyoruz. Bu sene de Bal Ligi'nde ligi 4. sırada bitirdiler. Müthiş bir performans. Bu yokluğa rağmen, bu desteksizliğe rağmen tebriklerimizi gönderiyoruz İsmail Doğan ekibine, Mehmet Kolbudak ve Halil Kolbudak'a. Ve programın kapanışında da hemen önümüzdeki haftanın maç programlarını ekranlara getirelim. Eyüp Belediyesi 2. Amatör A grubu 12. hafta karşılaşmaları: Sancaktar Spor, Yenice Spor, Suruç Belediye, Ankara Spor, Yıldırım Gücü, Fatih Spor, Bağlarbaşı, Ceylanpınar Demir, 75. yıl mesleki teknik bay geçiyor.
B grubu Bağmancı Spor, Sefa Spor, Edesa Spor, Kendir Spor çok kritik bir maç ve çok kıymetli bir maç. Göklü Spor, Pirsu Spor, Haran Spor, 63 Emin Gücü, Yaylak Spor haftayı bay geçiriyor. Evet, son grubumuz Eyüpiye Belediyesi C grubu. Yenişehir, Şutin, Biricik, Kelaynak, Eyüp Spor, Haliliye Spor, Özkara Keçili, Urfa Gücü, Şanlı Polat. Efendim bugün de bir programımızın sonuna geldik. Haftaya pazar günü aynı kanalımızda Edesa TV'de aynı saatte buluşmak dileğiyle mutlu pazarlar diliyoruz.